Merhabalar, saatler 14'ü gösteriyor. 18 Temmuz 2016'da takvim yaprakları. Darbeciler kaybetti, demokrasi kazandı. Şehitlerimiz var, acımız büyük. Onlara minnet borçluyuz. Bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz. Ve şehitlerimize dair bilançonun ağırlaştığını bugün Bakanlar Kurulu toplantısı ardından kameralar karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıyla öğrendik. Önce o bilançoyu ekranlara taşıyarak başlayalım. En son 161 diyorduk. Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. 208 şehidimiz var. Kanlı darbe girişiminin ağırlaşan bilançosunu Bakanlar Kurulu toplantısı ardından açıklayan Başbakan Binali Yıldırım. Şehitlerden 60'ının polis, 3'ünün asker, 145'inin de sivil olduğunu bildirdi. Darbe girişimine karşı duran ve üzerlerine ateş açılıp tanklarla yürünen vatandaşlardan yaralananların bilançosu da 1491. Tedaviler sürüyor. Bilanço daha da ağırlaşır mı? 208 şehidin üzerine de çıkar mıyız bilmiyoruz. Ama yaralı sayısı 1491. Başbakan Binali Yıldırım gözaltı sayısını da 7543 olarak açıkladı. Bunlardan 6038'inin asker olduğunu bildirdi. Ve darbe girişimini düzenleyen terör örgütüyle bağlantılı, bunları destekleyen arka plandaki sivil unsurlar. Bunlar da tek tek açığa çıkarılıyor, çıkarılacak dedi Başbakan Binali Yıldırım. Bu cephede de 2745 yargı mensubunun açığa alındığını, İçişleri Bakanlığı'nda da çeşitli kademelerde görevli ve paralel devlet yapılanmasıyla bağlantılı 8777 kişinin ilk etapta çağrılındığını ve işlemlerin devam ettiğini bildirdi. Başbakan, bugün zaman zaman iki noktada gözyaşlarını tutamadığı bir basın toplantısı düzenledi. Evet, bu ağır bilançoyu açıkladı ama birlik çağrısı vardı. Başbakanın bugün Bakanlar Kurulu toplantısı ardından yaptığı basın toplantısında. Hemen o anlara götürelim sizi. Ayrımız gayrımız yok. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bunu bu aziz millet 15 Temmuz gecesi bir kez daha ispat etmiştir. Kanlı darbe girişimi ardından toplanan ilk Bakanlar Kurulu sonrasında kameralar karşısına geçti, birlik mesajı verdi. O mesajın odağında ise kendisini çok etkilediğini söylediği bir fotoğraf karesi vardı. Çarşaflı bir hanımefendi bir kamyonun direksiyonunda, yanında da başı açık modern giyimli bir kadın muavin koltuğunda oturuyor. Kamyonun arkasında da hınca hınç insan meydana süratle gidiyorlar. İşte Türkiye'yi birleştiren değer bu. Bu fotoğraf gözlerimden damlaların düşmesine sebep olan fotoğraftır. Başbakan Binali Yıldırım, darbeye direnen tüm kesimlere tek tek teşekkür etti. Mesajın adresi önce siyasi partiler, ardından da medya oldu. Böylesine olağanüstü bir durumda Türk milletine yakışır, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yakışır bir yayın anlayışıyla darbenin asla ve asla meşruiyet kazanamayacağını ve bunun Türkiye'nin geleceğine darbe olduğu, darbe girişimi olduğu tezinden hareketle çok milli bir duruş gösterdiler. Sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik güçlerine ve yargı mensuplarına da teşekkür etti Başbakan. Ardındansa darbe girişiminin failleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının arasında bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri göz bebeği dedi. Kurumsal yapının yıpratılmaması gerektiği mesajını verdi. Lütfen bu canilerle silahlı kuvvetlerimizi aynı tutmayın ve silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin göz bebeğidir. Başbakan Binali Yıldırım ardından mutlaka hesap sorulacak mesajı verdi. Dökülen her damla kanın hesabını öyle bir çetin soracağız ki bunu görecekler.
Eğer bu hesapları görmezsek bize bu dünyada da o bir dünyada da rahatlık yok. Bu bizim milletimize karşı en ulvi görevimizdir arkadaşlar. Bunu yaparken hırsla hareket etmeyeceğiz. Kanun içinde hareket edeceğiz. Çünkü adalet herkese lazım. Başbakan, kanlı darbe girişiminin arkasında da isim vermeden Fethullah Gülen'i açıkça işaret etti. Türkiye'nin demokrasisine karşı bir darbe olduğu ayan beyan bellidir. Bunu yapanlar da bellidir. Bunların her ne kadar kainat imamı dedikleri, bunu bizim haberimiz yok. Hükümet böyle bir oyun oynuyor. Kendi emellerini gerçekleştirmek için böyle bir tezgah içinde dese de cümle alem biliyor ve elimizdeki 7500 kişilik gözaltına alınanlardan bu işin adresinin çok net olarak belgeleriyle elimizde olduğunda kamuoyunun bilmesinde fayda var. Başbakan Yıldırım'a sorulan sorular arasında meydanlardan yükselen idam talebi de vardı. Cumhurbaşkanının hükümet muhalefetle görüşecek dediği o talebe başbakan kapıyı açık bıraktı. Değerli arkadaşlar, idamla ilgili sokaklarda tezahüratlar yapılıyor. Türkiye bir hukuk devleti. Bizim hukuk devleti olmakla beraber vatandaşlarımız için siyaset yapıyoruz. Vatandaşlarımızın isteği bizim için emirdir. Ama şu olayın sıcaklığı, heyecanı içerisinde aceleci bir karar vermek doğru değildir. Ama vatandaşımızın bu talebini de göz ardı edemeyiz. Etraflıca meclisimiz düşünülür, konuşulur. Bu bir anayasa değişikliği gerektiren bir husustur. Burada halkın kanaati ne göre hareket ederiz. Peşinen reddetmeyiz, peşinen de kabul etmemiz şu aşamada çok sağlıklı sonuçlar vermez. Başbakan Binali Yıldırım sözlerini gözyaşları içinde tamamladı. Benim 12 yaşındaki torunum, dede bunlar bizim askerlerimiz değil mi? Niye insanlar öldürüyorlar? Ben buna cevap veremedim. Ama cevabı vereceğiz. Öyle bir vereceğiz ki bütün dünya görecek. Teşekkür ederim. Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri bizim göz bebeğimiz. Aman diyerek provokatif herhangi bir noktada yapılacak adımlara set çekti. Bir yandan da o gecenin en ağır, en acı sorusunu açıkladı. Gözyaşlarına hakim olamadı Başbakan Binali Yıldırım, 12 yaşındaki torunu. Türk askeri neden ateş açtı Türk halkına diye sorunca bir başbakanın geldiği nokta bu. Ama hesap sorulacak. Hesap sorma çerçevesinin içinde idam da var mı? Meydanlardan bu sesler yükseliyor. Hemen meclise dönelim. Meclis, Gazi Meclis hala o saldırının izlerini taşıyor. Ünal Kaya, hemen sana soralım. İdam talebi Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanların halkın bu sesine kayıtsız kalınamaz dedikten sonra sorular üzerine verdiği bir yanıt var. Partiler cephesinde durum nedir? Yapılan açıklamalar, değerlendirmeler, seni dinleyelim. Şöyle.
Sayın Tezel, hemen anlatalım. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuya yanıt geldi. Grup Başkan Vekili Levent Gök'e sorduk bu soruları. İdam talepleri var. Hükümetin bu yönde çalışma yapılabileceğine yönelik açıklamaları var. Cumhurbaşkanı'ndan bazı değerlendirmeler geldi dedik. Levent Gök bu taleplere biraz soğuk baktı diyebiliriz. Neden soğuk baktı? İdamın daha önce kaldırıldığını vurguladı ve kaldırılan bir uygulamayı yeniden gündeme getirmek ne kadar doğru sorusunu yöneltti. Ancak şunu da söyledi, hükümetten şu ana kadar bize gelmiş resmi bir talep yok. Bu talep geldikten sonra da CHP'nin yetkili kurullarında değerlendirir açıklamasında bulundu. Ancak MHP kanadından gelen ilk mesaj ise hükümete destek verme yönündeydi. Grup Başkan Vekili Erkan Akçay konuştu. İdam tartışmalarına girmeden önce de bir ifadede bulundu. Vatan hainlerinin artık kaleminin kırılması gerekiyor dedi ve meclis kürsüsünde, basın toplantısının düzenlediği kürsüde bir kurşun kalemi kırarak bu ifadesini gösterdi. Sonrasında da bu idam talepleriyle ilgili vatandaştan bu yönde bir talep bulunduğunu, hükümetin de eğer bunu gündeme getirmesi durumunda bu taleplere karşılıksız, kayıtsız kalmayacaklarını ifade etti MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay. Ancak bir iki noktada da uyarıda bulundu Erkan Akçay. Onun uyarısı da şuydu: bu darbe girişimlerini yapanlara karşı evet bu konu gündeme gelebilir, tartışılabilir, MHP de bunları karşılıksız bırakmaz. Ancak bu kapsama teröristlerin de PKK unsurlarının da alınması gerektiği yönünde bir açıklamada bulundu. Şunun da altını çizdi: eğer bir düzenleme yapılacaksa bu 15 Temmuz'dan itibaren ve sonrasını kapsayacak. Öncesiyle ilgili de nasıl bir çalışma yapılabilir, bu hukukçuların değerlendirme yapabileceği bir konu diyerek de aslına bakarsanız geçmişte de bu yönde yargılamaları bulunan, belki de terörist başı Abdullah Öcalan'ı da işaret eden bir açıklamaydı bu. Ancak buna da hukukçuların karar vereceği ifadelerinde bulundu. HDP kanadı ne diyor bu konuyla ilgili? HDP'nin bugün saat 15 itibariyle bir toplantısı var. Oradan açıklamalar gelecek sözlü olarak. Ancak şu ana kadar yazılı yapılan açıklamaları ve sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalara baktığımızda Ayhan Bilge'nin bir açıklaması vardı. İdam taleplerine kesinlikle karşı çıkacağız ve destek vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Şunu hatırlatalım. Evet, Başbakan da vurgulamıştı, anayasa değişikliği gerekti. Eğer AK Parti ve MHP bu noktada anlaşırsa referandumluk bir sonuç çıkabilir. Aksi takdirde CHP ve MHP destek vermezse 367 sağlanamıyor. Ancak tabii bu konu meclisin gündemine gelecek mi? Gruplar arasında bir anlaşma sağlanacak mı? Yoksa bir süre tartışıldıktan sonra vaz mı geçilecek? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Kapatmadan bir iki noktayı daha hatırlatalım. Muhalefet partilerinin bugünkü toplantılarında iki nokta daha vardı. Onlardan birincisi, istihbarat zafiyeti olup olmadığında darbenin neden önceden haberinin alınamadığıyla ilgiliydi. Hem CHP hem MHP'den bu noktada eleştiriler geldi. Ve bir zafiyet varsa hem hükümet kanadında hem istihbarat kuruluşları kanadında bunun yargı tarafından tespit edilmesini ve hesabının sorulmasını istediler. Diğer nokta ise yapılan sorgulamaların ve hesaplaşmaların yargı içerisinde kalınarak yürütülmesi ve bir cadı avına dönüşmemesi uyarısı da yine muhalefetin gündemindeydi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Bülent Kaya, teşekkür ediyoruz. Şimdi Ankara ve İstanbul adliyelerine döneceğiz. Başbakan geçtiğimiz dakikalar içinde açıkladı: 7543 gözaltı var. 6038'i asker. Tabii gözaltılar daha sonra sorgular sonrasında adliyelere sevk ediliyor. Ankara Adliyesi'nde Serhat Dal, İstanbul Çağlayan'da bizleri bekleyen arkadaşımızsa Göksel Göksu. Önce Ankara Adliyesi diyelim. Sehra, saat 12 sıralarında tam da seninle canlı yayındayken, sen bilgileri paylaşırken bir hareketlilik vardı. O sıcak nokta, onun odağında ne var, o belli oldu mu? Ve tabii ki adliyedeki son durum, seni dinliyoruz. Evet, o hareketli dakikaların nedeni netleşti. Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı değerlendirilen bir subay tarafından Ulus Çankırı Caddesi'nde, yani bizim bulunduğumuz Ankara Adliyesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Çankırı Caddesi'nde bir vatandaşın arabası gasp edildi ve vatandaş o akli dengesi yerinde olmadığı değerlendirilen subay tarafından, ki subayın da 4. Kolordu Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı olduğunu öğrendik. Silahla ateş edilerek arabası gasp edilen vatandaş subay tarafından öldürüldü ve sonrasında da kaçmaya çalışırken işte burada hareketli dakikalara sahne oldu Ankara Adliyesi'nin önü. Burada
güvenliği almış olan özel harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Kaçmaması için trafik kesildi zırhlı polis aracıyla ve sonrasında da şahıs yakalandı, etkisiz hale getirildi. Burada saat 10.30'da gelmişti. 27 general ve amiral darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında Ankara'da Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutuluyorlardı. Saat 10.30 itibariyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildiler ve savcılık sorguları başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalağ'ın koordinatörlüğünde anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosunda görevli 40 savcı tarafından yürütülüyor. Savcılık sorguları ve sorgular tamamlandıktan sonra da tutuklama taleplerinin olması durumunda, ki olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda da son sözü Ankara'daki nöbetçi suç ceza hakimlikleri söyleyecek. Bir kez de 27 general ve amirali suç ceza hakimi sorgulayacak. Hakim sorgusuna çıkacaklar ve sonrasında da tutuklama kararıyla ilgili olarak da nihai sözü Ankara'daki nöbetçi suç ceza hakimliği söyleyecek. Serhat, teşekkür ediyoruz. Tekrar döneceğiz. Yayınımız boyunca Ankara Adliyesi'ne dönelim şimdi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne Göksel Göksu, sendeki son bilgileri de alalım lütfen. Saynur, öncelikle şunu belirtelim. İstanbul Adliyesi her geçen dakika biraz daha hareketleniyor. Yaklaşık yarım saat kadar önce belediye otobüsleriyle, 5 belediye otobüsüyle, 5'ten de fazla olabilir, sevkiyatlar oldu buraya ve arkamda bulunan D kapısından içeriye girdiler. Vatan Caddesi'ndeki emniyette savcılık tarafından buraya sevk edilenler çeşitli rütbelere mensup 5-6 otobüs ile buraya sevk edilenler oldu. Ve yanı sıra da burada geniş güvenlik önlemleri daha da artırıldı. Önce şunu belirtelim. Sabaha karşı tutuklamalar gerçekleşmişti burada. 12'si general, biri amiral olmak üzere toplam 13 üst düzey komutan tutuklandılar. Bunlardan biri kor general, 5'i tüm general, 6'sı tu general ve 1 tu amiral olmak üzere 13 isim vardı. Tutuklamaların sayısı sabah saatlerinden itibaren giderek artmaya başladı, ancak o rakam elimize net bir biçimde ulaşmış değil. Bizim elimize ulaşan bilgilere göre 13 üst düzey komutanın yanı sıra çeşitli rütbelere mensup 12 subayın daha tutuklandığı yönünde. Fakat önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. Burada suç ceza hakimliği, 10 ayrı suç ceza hakimliği var ve onu da görevlerinin başındalar ve çok gönlü bir biçimde yürütülüyor. Bütün dosyalar bir arada yürütülüyor. Savcılıkta savcılık ifadeleri Vatan Caddesi'nde alındı biliyoruz, ancak savcılar dosya üzerinden işlem yaparak ifadelerini almadan doğruca buraya yönlendiriyorlar ve burada suç ceza hakimliklerine verilen ifadelerin ardından işlem görülüyor. Tutuklamaların sayısını net olarak bilmiyoruz, ancak serbest bırakılanların sayısını da bilmediğimizi belirtelim. Örneğin elimize geçen bir ifade tutanağına göre 3 isim var. O 3 isim terhisine birkaç gün kalmış 3 erden oluşuyor ve o içer adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldılar. Onlar gibi başka serbest bırakılanlar da var mı bilmiyoruz, ama tutuklanan isimler arasında hemen şunu belirtelim. Biliyorsunuz alaylarda ve çeşitli noktalarda askeri personelin bulunduğu noktalarda çeşitli aramalar gerçekleştiriliyor. Bunların bir nedeni de eski İstanbul Emniyet Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı'nın Vatan Caddesi'nin önündeki bir zırhlı aracın içinden çıkmış olmasıydı. Mithat Aynacı da bu tutuklanan isimler arasında ve verdiği ifadede kendisine saat 22 sularında gelen bir mesaj üzerine pasif görevde olması nedeniyle göreve çağrıldıklarını tam teçhizatlı bir şekilde söyledi. Verdiği ifadede bunu söyledi ve geldiğinde ise askerlerle karşılaştığını, ne olduğunu anlayamadığını ve onları caydırmak isterken karşılıklı bir silah çekme olduğunu söyledi. Kendisine G3 silahlarıyla ateş edildiğini, bunun üzerine de o tankın, o zırhlı aracın içine sığındığı yönünde verdi ifadesini Mithat Aynacı. Ancak bu ifade inandırıcı bulunmamış olmalı ki Mithat Aynacı da yine tutuklandı. Bu biçimde ifadelerin burada alındığını da belirtelim. Yanı sıra hala yakınlarını aramakta olan pek çok aile de buraya geliyor. O aileler içinde er yakınları olduğu gibi askeri öğrencilerin yakınları da var. 336 askeri öğrenci var Yalova'da eğitimde
üzerindeyken tatbikat var denilerek İstanbul yönüne doğru otobüslere bindirilip gönderilmiş olan 336 öğrenciden söz ediliyor. Onların aileleri şu ana kadar kendilerinden haber alamamış durumda. Bunun muhtemel nedenleri arasında şunu saymak mümkün. Dün biliyorsunuz 900 isim vardı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde. Ancak gözaltına alınanlar bunun çok daha üstündeydi. Ve o sayının tamamını Vatan Caddesi'ne getiremedikleri için İstanbul'un çeşitli noktalarındaki karakollarda, hatta söylendiğine göre spor salonlarında da barındırıyorlar ve oralarda tutuyorlar. O sevkiyatlar sonrasında Emniyet Müdürlüğü'nde açılmalar oldukça da Emniyet Müdürlüğü'ne nakilleri gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla aileler yakınlarının, öğrencilerin nerede tutulduğunu bulmuyor olabilir bu ihtimallerden bir tanesi. Bir diğeri de o otobüslerin şoförlerinin verdiği ifadeye göre Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarında otobüsleri boş bir haldeyken öğrencilerin nereye gittiklerini onlar da bilmediklerini söylüyorlar. Otobüslerin tarandığını ve sonrasında da yakınları, gene konuşanlar, yakınlarının da gözaltına alındığını belirtenler var. Dolayısıyla o 336 öğrencinin nerede olduğu çok da açıklık getirilebilen bir konu değil, bir başlık değil. Erler önemli bir konuydu. Erlerle ilgili ne tür karar alınacağı konusundaydı. Gözler bu anlamda suç ceza hakimliklerine çevrilmişti. Az önce belirttiğim gibi terhisine birkaç gün kalmış olan 3 erin serbest kalmasından hareketle böyle bir anlayışla bu durumda olan erlerin serbest bırakılmasının gündemde olabileceği ihtimal akıllara geldi burada. Ancak tam olarak da bilinmiyor. Çünkü bir yandan da Boğaz Köprüsü olmak üzere pek çok başka noktada silah kullanan erlerin olduğu tespit edilmiş durumda. O erlerle ilgili de dosyaların ayrılacağı yönünde buradaki genel kanı. Evet, içeriden bilgiler geldikçe paylaşmayı sürdürüyoruz ama dışarıda da gerek ailelerden alınan bilgiler var, gerek avukatlardan alınan bilgiler var. Yanı sıra da D kapısından söylediğimiz gibi girişler olmaya başladı. Emniyetten, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nden buraya sevkler başladı. Belediye otobüsleriyle gelişler oluyor. Tam olarak şu anda kaç kişinin sevk edildiğini söylemek mümkün değil ama otobüslerle yavaş yavaş buraya gelişler başladı ve 10 suç ceza hakiminin, onu da görevlerinin başında, hızlı bir şekilde ifadelerine başvurularak gerekli işlemler yapılıyor. Biliyorsunuz ki tutuklamaların gerekçeleri arasında silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, dosyaların tamamında, tutuklanan dosyaların tamamında bu var ve dolayısıyla bu istemle savcılar tarafından buraya gönderilmişlerdi. Aynı gerekçeyle de tutuklamalar bir ardına devam ediyor Saynur. Göksel Göksu, teşekkür ediyoruz. Sıcak bir gelişme. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 140'ı rütbeli 465 personel görevden uzaklaştırıldı. Tekrar edelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 140'ı rütbeli 465 personel görevden uzaklaştırıldı. Evet, darbe girişiminin ardından gözaltına alınan en yüksek rütbeli isimlerden, Malatya'da gözaltına alınan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi ile birlikte 7 rütbeli asker adliyeye sevk edildi. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi, Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun'la 7. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da aralarında olduğu 8 asker önceki gün gözaltına alınmış. Emniyetteki işlemleri tamamlanan askerler yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. Gece boyunca savcı tarafından sorgulanan askerlerin öğle saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. Adem Hududi, Cizre ve Sur'da kış aylarında sürdürülen operasyonları komuta etmişti. Terörle mücadele en önemli, en kritik unsurdu, süreçti bu darbe girişimine, kanlı darbe girişimine kadar. Bir yandan da Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele operasyonları sürüyordu. Bu darbe girişiminin o operasyonlara ve Doğu ile Güneydoğu'ya etkisi nasıl oldu? PKK yönelik terör operasyonlarının sürdüğü birçok kentte çok sayıda malum rütbeli asker de gözaltında. Hemen dönelim bölgeye. Doğan Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan karşımızda. Ferit, son bilgileri, bölgenin nabzını da senden alalım lütfen.
Saynur Tezel darbe girişiminin etkisi Diyarbakır'da ve bölgedeki, daha doğrusu Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde, İstanbul Ankara kadar hissedilmedi. İstanbul'da, Ankara'da jetler alçak uçuş yaparken, meclisi bombalarken buradaki askeri kışlalarda herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Sadece şöyle bir durum gelişti. Darbe girişiminde bulunan askerlerin TRT'de okuttuğu bildiriden hemen sonra başta Diyarbakır olmak üzere birçok ilde vatandaşlar marketlere akın etti, alışveriş yaptılar. Bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Yine benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturdular. Her ihtimale karşı erzak aldılar oradan. Onun dışında herhangi bir hareketlik yoktu bölgede. Sadece bölge illeri arasında Siirt'te bir hareketlik yaşandı. Siirt'te o darbe girişiminin olduğu saatlerde hemen valiliğin karşısında bulunan 3. Komando Tugayı'ndan bir grup asker zırhlı araçla Siirt valiliğinin önüne gitti. Bu arada bunu duyan vatandaşlar da oraya gitti. Vatandaşların tepkisi üzerine asker oradan çekilmek zorunda kaldı. Bölgenin birçok yerinde de emniyet güçleri, emniyet müdürlükleri önlemler aldılar. Ancak başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki 8-9 ilde Siirt dışında herhangi bir askeri hareketlik yaşanmadı. Polisin önlemleri de sabah saatlerine kadar devam etti. Sadece İstanbul ve Ankara'da jetler uçtuğu sırada Diyarbakır'da bulunan ve Türkiye'nin doğu hava sahasını korumakla yüklü olan 8. Anajet üstünden de 6 savaş uçağı kalktı ve o savaş uçağı kalktıktan sonra bir daha geri dönmediklerini fark ettik. Daha sonra ertesi gün, yani 16 Temmuz sabahında son olarak sabah saat 05.30 sıralarında hava üstünden bir jet daha kalktı. O da bir daha buraya geri dönmedi, Diyarbakır'a. Darbe girişiminin olduğu saatlerde Diyarbakır'daki hava üst komutanlığına, yani bu darbe girişimi yaşandığının ortaya çıkmasından sonra elektrikleri kesildi, suları kesildi ve orada bulunan birçok askerin de ailesini başka yere gönderdiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle darbe girişiminden hemen sonra da zaten soruşturmalar başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da en büyük gözaltı 8. Anajet üstünde gerçekleşti. Orada bulunan kolordu komutanı, yani kor general, bir tuğ general başta olmak üzere 100'e yakın, aralarında askeri hakim ve savcının bulunduğu, çok sayıda pilotun bulunduğu 100'e yakın asker hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Gözaltı işlemleri sadece Diyarbakır'la sınırlı kalmadı. Yine Şırnak'ta, Siirt'te, Mardin'de, Hakkari'de, Bingöl'de, Tunceli'de, Elazığ'ta da gözaltı işlemleri gerçekleşti. Toparlamak gerekirse bölgedeki 8 ilde 16 general gözaltına alındı. Bunların bir kısmının tutuklandığını söyleyebiliriz. Sadece Hakkari Merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde 6 general gözaltına alındı. 6 da rütbeli asker olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Yine Bingöl'deki Tugay Komutanı, zırhlı mekanize piyade Tugay Komutanı gözaltına alındı, tutuklandı. Yine Tunceli Hozat'taki piyade Tugay Komutanı gözaltına alındı. Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı, tüm general gözaltına alındı. Şırnak'taki Çakır Söğüt ve Akçay'da bulunan Tugayların komutanı gözaltına alındı. Çakır Söğüt'te Tugay Komutanı ile birlikte 300'e yakın asker gözaltına alındı. Darbe girişimiyle ilgili bölgede başlatılan soruşturma sadece askeri kapsamadı. Adli ve idari yargıyı da kapsadı. Emniyet teşkilatını da kapsadı. Bölgede 100'ün üzerinde şu anda hakim ve savcının da görevden alındığını, sadece Diyarbakır'da 47 hakim ve savcı gözaltına alındı. Lojmanlarında arama yapıldı. Yine emniyet teşkilatında Elazığ'da, Batman'da ve Siirt'te 200'ün üzerinde de polis memurunun açığa alındığını söyleyebiliriz. Darbe girişimine tepkiler de vardı. İlk gece Cumhurbaşkanı çağrısından sonra Diyarbakır'da AK Parti'nin önünde toplanan partililer tepkilerini gösterdiler ve bu tepki gösterileri dün akşam da devam etti Diyarbakır'da. Bölgenin birçok ilinde de devam etti. Özetlemek gerekirse bölgedeki 8 ilde şu anda 16'sı general olmak üzere 500'e yakın asker gözaltına alındı. Bunların bir kısmı tutuklandı. Yine çok sayıda hakim ve savcı, bir kısmı görevden alındı, bir kısmı gözaltında halen. Yine çok sayıda emniyet mensubu, polis memuru da görevden alındığını söyleyebiliriz Sayın Nur Tezel. Doğan Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'a teşekkür ediyoruz. Hemen İstanbul Atatürk Havalimanı'na dönelim. Darbecilerin ilk hedeflerinden biri o noktaydı. Çünkü Fulya Öztürk karşımızda. Bir yandan güvenlik önlemleri, bir yandan da özellikle uluslararası uçuşlarda askıya alma, özellikle ABD'den bilgiler vardı. Şu anda hem uçuşlar, hem güvenlik tedbirleri, hem de bu tedbirler konusu neler aktarabilirsin Fulya bize? Thank you.
Aksay Nur Tezel Atatürk Havalimanı dış hatlar terminali bilet satış ofisinin önündeyiz. Şimdi ofiste uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Bunun iki nedeni var. Birincisi Amerika'ya uçuşlar biliyorsunuz ki yasaklandı. İkinci neden de gri ve yeşil pasaportu olan yolculara çok sıkı bir denetimden geçiriliyor. Yolculara uzun saatler süren bilet ve pasaport kontrolleri yapılıyor. Hal böyle olunca yolcular da uçuş saatini kaçırıyorlar. Kaçırınca da biletlerini değiştirmek için bilet satış ofisinin önüne geliyorlar. Aslında bir mağduriyet yaşanıyor. Şimdi yanımızda yolcular var. Hemen dönelim. Efendim sizin yolculuğunuz nereyeydi? Nereye uçacaktınız? Amsterdam. Amsterdam'a. Evet. Yeşil pasaportunuz var. Yeşil pasaportum da Amsterdam'a gidecektim. Her zaman yeşil pasaportu kullanıyordum. Hı. Ama şimdi onu söylediler. Gidin dediler şeye. Neresi işte bilet satış ofisine. Bilet satış ofisine gidin dediler. Gittim. Ondan sonra onlar dediler şeye gidin. Türk vatandaşlığının olduğu yere gidin. Oraya da kalabalığın içinde zorla boğulacak şekilde oraya da girdim. Oradan da dediler şefe gidin. Polisler var orada. Kaç saattir bu durum böyle? Kaç saattir bekliyorsunuz burada? Adana'dan geldiğimde saat 1.30 falan da bu zamana kadar işte. Beklemedeyim. Fenalaştım. Yani nerede kalacağım, ne yapacağım şaşırdım, bilmiyorum. Bir yetkili gelip sizinle konuştu mu peki? Kimse konuşma. Ben hep her gelene sordum, aynı size sorduğum gibi her gelene sordum. Siz yine yardım ediyorsunuz. Onlar her biri bir yeri gönderiyor bana. A'ya git, B'ye git, C'ye git. Gitmekten ayaklarım mahvoldu. Umuyoruz en kısa zamanda uçuşunuz gerçekleşir İnşallah. Diyelim. Bir başka yolcumuza dönelim. Efendim sizin yolculuk nereye? Merhaba, benim Almanya, Berlin'e uçuyorum. Yaklaşık 5-5,5 saattir buradayım. Yeşil pasaportum. Yeşil pasaportumdan dolayı birazcık mağdur oldum diyebilirim. Çünkü yeşil pasaporta yapılan kontroller biraz daha sıklaştırıldı. Polis tarafından saatlerce kontrol yapılıyor, kimlik kontrol ve... yapılıyor. Fakat yani bir mini kriz masası oluşturarak vatandaş bilgilendirilebilir. Evet. Biz de uçak saatimiz ona göre upgrade ya da şey yapabiliriz, ileriye öteleyebiliriz. Şimdi siz kuyruktasınız. Biletinizi mi değiştirecek? Biletimi saat işte 12 öğlen uçuşundan akşam 6 uçuşun almaya çalışıyorum. Peki, işlemler bitmezse o saat. Bitmezse o zaman yarınki sabah toplantıyı kaçıracağım ya da bir şekilde çözüm bulmaya çalışacağım. Ama hani bu kriz sanki biraz daha planlı yönetilebilir diye düşünüyorum. Umarım Türk Hava Yolları çalışanları bize bu konuda destek olacak diye düşünüyorum. Peki, umuyoruz en kısa zamanda uçuşumuz gerçekleşir diyelim. Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama da geldi. Vatandaşları mağdur etmeyeceklerine dair bilet satış ofisine gelen vatandaşların biletlerini istedikleri saate, istedikleri zamana herhangi bir ek ücret ödemeden değiştireceklerini açıkladılar. Amerika'ya uçuş yasağı dedik. O ne olacak peki? Bu konuda da bir heyetle görüşüldüğünü, en kısa zamanda da sorunun çözüleceğine dair bir açıklama geldi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Hulusi Öztürk, teşekkür ediyoruz. Şimdi yine arkadaşlarımızın nöbet tuttuğu iki noktaya döneceğiz. Ankara Emniyet Müdürlüğü menfur darbe girişiminin hedefindeydi. Ağır hasar görmüştü. Ankara Emniyeti'nin önünde Özgen Bingöl, İstanbul Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinin önünde de Hakan Tunç bizleri bekliyor. Evet, sorgular sürüyor. Son bilgiler için önce başkente dönelim. Özgen, hangi bilgiler var, hangi detaylar var? Son durumu senden dinleyelim. Sayın Ortezel, darbe teşebbüsünden sonra neşter vurulan kurumlardan biri de emniyet teşkilatı. Bu nedenle emniyet teşkilatında da bugünlerde çok büyük bir tasfiye var diyebiliriz. Ben notlarımı aktarırken Melih Baytürk de size Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bombardımandan sonraki halini göstersin. Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre toplam 7900 açığa alınan çalışan sayısı var. Bunlardan 992'si müdür, 2029'u komiser, 4774'ü sivil memur, 12 bekçi, 138 merkezden, bunlardan 845'i Ankara'dan, 400'ü de İstanbul'dan. Ankara Emniyeti'nde neler oluyor? Ankara Emniyeti'nde de görevden el çektirilen ve silahına el konulan personel sayısında vermek gerekirse 3. sınıf 5 emniyet müdürü, 4. sınıf 19 emniyet müdürü, 24 emniyet amiri, 4 başkomiser, 19 komiser, 34 komiser yardımcısı, 2 polis ve 42 de
2 baş polis ve 42 de normal polis olmak üzere toplam 149 emniyet mensubunun emniyetle ilişiği kesildi, silahlarına el konuldu. Tabi darbecilerin en büyük hedefi buydu Ankara'da. Amaçları Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirmekti. Bu nedenle 2 helikopter 30 dakika boyunca burayı vurdu. Hem bulunduğumuz noktadan hem diğer bölümlerden etrafını dolanarak 30 dakika boyunca burayı kurşun yağmuruna tuttu. Sonra da savaş uçakları da buraya müdahale etti. Onlar da burayı vurdu. Tabii tahribat nedeniyle elektrik su şebekesi tahrip oldu. Şu anda kullanılamaz halde. Binada pasaport işlemleri, silah işlemleri ve ruhsat işlemleri de şu an için yapılmıyor. Tabii trafik tescil işlemleri de yapılmıyor. Az önce Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bize binayı gezdirdi. Gerçekten haber amaçlı yaklaşık 16 yıldır geliyorum buraya ve hiçbir şekilde tanıyamadım. Özellikle giriş katını bilenler bilir. Pasaport şubesi kullanılamaz halde. Birinci, ikinci ve üçüncü katlarda da güvenlik şubesi var. Tamamen tahrip olmuş durumda. Hiçbir şekilde kullanılamaz halde. Hele buranın garajına girdik. Arka tarafında şu anda 4 adet zırhlı personel taşıyıcı bulunuyor. Helikopterler burayı vururken onlar da işte bu kapıdan içeriye girdiler ve arka tarafta pozisyon almaya çalıştılar. Fakat tabii vatandaşların da buraya gelmesi, buraya birikmesi nedeniyle amaçlarına ulaşamadılar. Buradaki askeri personeller de polise teslim edildi. Yani Ankara Emniyet Müdürlüğü şu anda kullanılamaz halde, onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rutin işlemler, silah, trafik, tescil, pasaport gibi işlemler birkaç gün sonra yapılacak diyelim ve sözü size bırakalım Sayın Rütize. Özgen Bingöl, teşekkür ediyoruz. Tekrar döneceğiz Ankara Emniyeti'ne ve şimdi İstanbul Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyeti yerleşkesine dönelim. Hakan Tunç, sorgular devam ediyor. Çok genel anlamda tabloyu da rakamlarla Başbakan Binali Yıldırım ortaya koydu. İstanbul Emniyeti'nden aktarabileceklerin neler? Evet, İstanbul genelinde 2300 kadar asker gözaltında darbeye yeltendikleri dolayısıyla ve şu anda bunların büyük çoğunluğu da yine burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde. Ancak dünden itibaren sevkler başladı. Şu ana kadar 127 darbeci adliyeye sevk edildi ve hepsi tutuklandı. Onların 14'ünün üst düzey generaller olduğunu söyleyelim. Bir yandan da polislerle ilgili yeni bir gelişme vardı. Sabah saatlerinde duyurmuştuk. 8000'e yakın polisle ilgili açığa alma işlemi başlamıştı. İstanbul'da da 500'e yakın, toplamda 465 polis, aralarında üst düzey rütbeli müdürler, amirler ve memurlar var. Ve bunlardan 140'ı üst düzey rütbeli polisler, halen faal görevdeydiler. Onlar da buraya geliyorlar, kimliklerini veriyorlar, silahlarını teslim ediyorlar ve ardından açığa alma işlemi gerçekleşiyor. Ve sorgular sırasında enteresan şeyler de çıktı. Nedir onlar? Paralel devlet yapılanmasına bağlı, bununla ilgili ilintili bazı polislerin açıkta ya da pasif görevlerde olan bu polislerin darbeye açıkça katıldığı anlaşıldı. Şimdi arkadaşlarım bir görüntü getirecek ekranlara. Bu görüntüde tankın içinde bulunan bu kişi bir zamanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik Şube Müdürlüğü yapmış Emniyet Müdürlüğü'nden Mithat Aynacı. Vatan Caddesi'ne müdahale için gelen tanklardan birinin içindeki fotoğrafları ve görüntüleri bunlar. Daha sonrasında polisler tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda anlaşıldı ki askerlerle beraber, asker üniformasıyla bu noktaya kadar gelen Mithat Aynacı'nın eğer darbe gerçekleşseydi İstanbul Emniyet Müdürü olacağı vaat edilmişti kendisine. Şu anda o da sorgudaydı. Sabah saatlerinde sorgusu bittikten sonra sevk edildi ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da açığa alınan 465 polis var dedik. Bunların 140'ı rütbeli polisler ve halen açığa alma işlemleri devam ederken bir yandan da gözaltındaki askerlerin sorgusu devam ediyor. Askerlerin sorgusunun ardından sevkler gerçekleşiyor. Şu ana kadar 127 kişi sevk edildi ve hepsi tutuklandı Saynur. Hakan Tunç, teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde ilk hedeflerden biri Milli İstihbarat Teşkilatı binasıydı. O gece MİT'e düzenlenen saldırıların görüntüleri ortaya çıktı. MİT'e düzenlenen saldırıların görüntüleri Anadolu Ajansı tarafından yayınlandı. İlk saldırı binanın ana giriş kapısından yapıldı.
Darbecilerin saldırısını püskürtmek için MİT personeli de otomatik silahlarla helikoptere karşı ateş açtı. Saldırı sırasında MİT'in içinden çıkan bir personel aracı da helikopter tarafından ateş altına alındı. Çatışma süresince MİT binası açılan ateşe maruz kaldı. Ayrıca yoldan geçen araçlar da açılan ateşten nasibini aldı. Görüntülerde helikopter tarafından MİT binasına açılan ateş devam ederken vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla MİT'e desteğe geldiği de görülüyor. Türkiye'de yaşanan başarısız darbe girişiminin yankıları sürüyor. Amerikan ve İngiliz basını görüntülü mesajlaşma uygulaması FaceTime'ın darbe girişiminin önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekti. FaceTime kullanılarak Ankara temsilcimiz Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını ilk etapta tüm Türkiye'ye CNN Türk ekranlarından aktarmıştı. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. 15 Temmuz akşamında en kritik anlardan biriydi. Darbe girişiminin olduğu gece herkes devletin en başındaki ismin mesajını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını FaceTime üzerinden cevapladı. Darbe başarısız olacaktır dedi. Alo. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. Bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım. Bu anlar dünya basınının gündeminde. Amerikan New York Times gazetesi başlangıçta aciz bir görüntü gibi algılandı ama aslında bir dönüm noktasıydı. Erdoğan takipçilerini sokaklara çıkmaya, askerlerin kapattığı havalimanına gitmeye, darbeye direnmeye çağırdı diye yazdı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. İngiliz Daily Mail gazetesi de o anları FaceTime Türkiye'de darbeyi nasıl engelledi başlığıyla anlattı. Gazete, Erdoğan'ın özel TV kanalı üzerinden cep telefonuyla yaptığı çağrı, sosyal medyayı harekete geçirerek kalabalıkları mobilize ettiği ifadelerini kullandı. Bir diğer İngiliz gazetesi Times'ta, darbenin başarısız olmasında dönüm noktasının Erdoğan'ın Marmaris'ten FaceTime uygulamasıyla kamuoyuna mesaj vermesi yorumu yapıldı. Bu ülkede Cumhur'un başı olarak ben Cumhurbaşkanıyım. Hemen Ankara büromuza dönelim. Ankara temsilcimiz Hande Fırat karşımızda. Hande, çok kritik bir geceydi. Geçmişler olsun diyelim. Daha önce konuştuk ama bir de ekranlar aracılığıyla bunu iletmiş olayım. Hemen soracağım. En kritik andı o an. FaceTime'da Cumhurbaşkanı CNN Türk ekranlarında senin aracılığınla bir yayın yapıldı. Dünyadaki yankısını aktardık ama kuşkusuz şu anda olayın sıcağını yaşıyoruz. Sonradan nasıl büyük bir yol ayrımı, bir dönüm noktası olduğu ortaya çıkacak. Nasıl aklına geldi? O anı bize bir anlatır mısın? Nasıl sağlandı o görüşme? Anlatayım. Aslında o saate kadar iki defa Cumhurbaşkanı'nın yakınındaki isimlerle, yani doğal olarak bir tek Cumhurbaşkanı'nın değil, ben evden çıkarken aslında bütün haber kaynaklarımı aramaya başlamıştım. Daha haber kanalları son dakika aralıksız yayına geçmemişti. Biz de geçmemiştik. Bir şey olduğunu biliyoruz. Evden çıktım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Herkesi aramaya başladım doğal olarak. Ve sonrasında tabii o süreç boyunca Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı yanındaki isimleri, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan dahil olmak üzere hepsini arıyorum. Ve doğal olarak konuşmak istediğimi ya da işte ne yaptıklarını, nerede olduklarını, nasıl olduklarını haber anlamında elime ne geçerse ekrana yansıtmak benim için öncelikli olan o an. Ve ilk etapta açıklama yapacak Cumhurbaşkanı dendi. Ben de bunun üzerine zaten son dakika olarak, yaklaşık bu bağlantıdan yanılmıyorsam bir saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak son dakikasını ekrana yansıttık. Bu arada tabii burada oturuyoruz. Burada da Abdülkadir var ve İstanbul'da konuklar birbirleriyle konuşuyorlar.
biz de sıramız geldiğinde ya da bize sorulduğunda ya da elimizde sıcak bir gelişme olduğunda tekrar devreye giriyoruz. Burada otururken de açıkçası diğer haber kaynaklarımızla aramayı sürdürüyoruz ki taze bilgi verebilelim izleyicilere. Ben de Cumhurbaşkanlığı'nı bir kere daha aradım. Ya dedim açıklama yapacaktınız, bir saat geçti, ne oldu? Bunun üzerine özel kalem müdürü Hasan Doğan'la konuşuyorum. Hande dedi, tabii bu arada o iki helikopter meselesini biz bilmiyoruz. Hiçbir gazeteci bilmiyor. Hande dedi, aslında biz dedi açıklama yaptık dedi. Nerede yaptınız dedim, hiç haberimiz yok dedim. Periskop'ta dedi Sayın Cumhurbaşkanı, yaptı dedi. İyi de dedim, Periskop'taki bitmiş açıklamayı bizlerin verme ihtimali yok, hiçbirimiz görmedik. Ne yapacağız? Yani biz de o açıklamayı almak istiyorum ben dedim. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını ekrana yansıtmak istiyorum dedim. Ondan sonra ben dedi bir sorayım beyefendiye. Kendi aralarındaki değerlendirmeden sonra tamam halde yapalım bu yayını dedi. Fakat bu arada ben hala burada oturuyorum. Yani kimsenin haberi yok. İstanbul Merkez ya da içerideki arkadaşlarım dahil olmak üzere. Tamam dedim, arıyorum sizi. Çünkü canlı yayın gönderme imkanı yok. Oradan yapılma ihtimali yok. Ortalık felaket karışık. Nasıl yapacağız? Skype'ın var mı dedi. Benim bu meşhur telefonda Skype yok. İndirmemiştim bunu. FaceTime var dedim. FaceTime'dan arıyorum dedi. FaceTime'dan aradı. Ben hala kimseye bir şey söylemedim ama önümde Hasan ve Sayın Cumhurbaşkanı aynı karede yer alıyorlar. İstanbul'a söyledik, sizlere söyledik, içerideki arkadaşlara söyledik ve tabii yapılmış bir şey değil. O an elimizdeki malzemeyle neyse teknolojiyi kullanarak önemli olan benim için o an haberi, o ilk demeci alabilmekti açıkçası. Yaka mikrofonunu çıkarıp telefona bana, Abdülkadir'in kendi yaka mikrofonu vardı, tutarak o röportajı gerçekleştirdik Saylur. Hande, evet, şimdi oturup bu yayın bizim Ankara temsilcimizsin. Senin aracılığınla yapıldığı için uzun uzadıya hani bunun altını çizmek, övünmek gibi olacak ama bunun hakikaten tarihi bir değeri var. Bir kez daha tebrik edelim. Dönüm noktasıydı. Yani böylesi bir milli güvenlik sorununda en kritik an belki o andı. Çünkü sonrasında kitlelerin sokağa çıktığını gördük ve bir anlamda kaderi değişti gecenin. Ankara'da neler yaşandı senden rica edeyim. Bir yandan da şu anda geldiğimiz durumu nasıl değerlendiriyorsun? Ya tabii aslında korkunç bir geceydi Saynur. İlk etapta biz de inanmak istemedik. Yani bir şeyler oluyor Ankara'da ama ne oluyor? Asker sokağa çıkıyor, gerçek mi? Bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Bunları anlamaya çalışırken de helikopterler, uçaklar tepemizde dolanıyor, bomba atıyorlar. Yani evet, ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıyor. Cumhurbaşkanlığı aynı şekilde, insanlar taranıyor. Korkunç görüntülerdi. Bir yandan haber almaya çalışıyoruz. Bir yandan ilk haberi vermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan sevdiklerimizi düşünüyoruz. Ülkeyi düşünüyoruz. Ülkemizi düşünüyoruz. Diğer tarafta ben bir aynı zamanda yönetici olarak gerçekten tüm çalışan arkadaşlarımın o an güvenliğini de düşünmek zorundayım. Çünkü inanılmaz sallandık, inanılmaz korkutucuydu, ürkütücüydü. Bunların hepsi bir anda yapılmaya çalışıyor. Arada eksi 3'e gidiyoruz, sığınağa korkarak geri çıkıyoruz. Tüm bunlar bir anda yaşandı. Evet, çok önemli bir röportaj olduğunu aslında o an yaparken şöyle düşünüyor insan. Benim işim bu, Cumhurbaşkanı'nı konuşturuyorum. Bu haber çok önemli. Ama bazen bütün bu yaptığınız şeyler bütün akışları değiştirebiliyor, görüyorsunuz. Çok önemliydi. Yani ben o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel şey güçlü demokrasi. Demokrasiden ayrılmamak gerekiyor. Böyle büyüdük çünkü. Yani bizler, bizim kuşağımız demokrasi ile büyüdü. Önemli olan demokrasiyi daha iyi noktalara getirmek. Gelinen noktada da işte hem gözaltılar var, hem tutuklamalar var. Tam genel bir çerçevede bir hakimiyet var ama bir takım endişeler devam ediyor. Bu çerçevede de bir takım tedbirler alınıyor. Dün gece gene geç saatlere kadar, belki söyleyelim onu da, ayaktaydı Ankara Büro. İstanbul'da da keza arkadaşlar aynı şekilde sabahlara kadar çalışılıyor.
en şeyi, küçük haberi bile doğru bir biçimde ekranlara yansıtmak için. Vallahi özü bu, bilmiyorum. Başka sorun var mı? Belki şunu da söyleyeyim. Bizden daha çok, daha farklı bir biçimde, çünkü bizde çok eleştirel yaklaşanlar da oldu bu röportajı, ama yurt dışından çok ilgi var, onu söyleyebilirim. Hem Arap coğrafyasından, hem İsrail'den, hem Avrupa'dan inanılmaz ilgi var ve şöyle söyleyenler var özellikle, bu bir özgürlük telefonu diyorlar. Bu yüzden de çok tebrik aldık dünyadan, onu da söyleyeyim Saynur. Hande Fırat Ankara temsilcimiz, senin şahsında tüm Ankara büromuza, tüm basın emekçilerine geçmiş olsun diyelim. Ellerinize, aklınıza sağlık, emeklerinize sağlık diyelim. Yürekten ben tebrik ediyorum. Son derece önemliydi. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Sizin de çok teşekkürler. Evet, şimdi Ankara'da sayın seyirciler, karargahları ele geçirmeye çalışan darbeciler, donanma komutanını da denizde esir almış, hatırlayacaksınız. Veysel Kösel'e nerede dediğimiz zaman, sorulduğu zaman meslektaşlarımız, Başbakan Binali Yıldırım'a Çankaya Köşkü'ndeki basın toplantısında ulaşamadığımız komutanlarımızdandır demişti. Orduya kurulan ilk kumpasın adresi olan donanma komutanlığını ele geçiren terör örgütü üyesi 3 amiral, her biri dev savaş makinesi olan gemilere de hareket emri verdi. Ama denizciler kısa süre sonra darbeyi önleme harekatı başlattı. Darbeciler geri adım atmasaydı MİGEM korveti Büyükada Yavuz Fırkateyni'ne vurarak durduracaktı. Arkadaşımız Kenan Şener'in özel haberi saat başında devam edeceğiz. Sokağa çıkan tankların ikisi 15 Temmuz gecesi Fenerbahçe Ordu Evi'ne gitti. Hedefte donanma komutanı vardı. CNN Türk'ün edindiği bilgiye göre haberi alan donanma komutanı Oramiral Veysel Kösel'e emir subayıyla birlikte iskelede demirli makam botuna binerek Ordu Evi'nden denize açıldı. Yavuz Fırkateyni en yakındaki savaş gemisiydi. Komutan da bu gemiye doğru yola çıktı. Bu sırada Aksaz'daki Gelibolu Fırkateyni, Gölcük'teki Fatih Fırkateyni ve Büyükada MİLGEM Korveti'nin komutanlarını aradı. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir emri uygulamayacaksınız dedi. Oramiral Veysel Kösel'e ve emir subayı Yavuz Fırkateyni'ne çıkar çıkmaz havaya ateş açıldı ve derdest edildiler. Çünkü Yavuz Fırkateyni 1. komutanı ile 2. komutanı darbeciydi. Aynı dakikalarda karada, Gölcük'teki donanma üssünde de çatışma vardı. Harp filosu komutanı Tümamiral İskender Yıldırım'ı etkisiz hale getiren 3 yardımcısı donanma harekat merkezini ele geçirdiler. Darbeci harekat merkezi tüm gemilere kalkış emri verdi. O sırada Poyraz Limanı'nda demirli 6 fırkateyn, 1 MİLGEM korveti ve 4 hücum bot gelen emri uygulamaya koydu. Ancak durum şüpheliydi. Buna karşın emre uyarak limandan ayrılan gemiler kendi içlerinde ayrıca haberleşmeye başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ise izindeydi. Marmaris'ten telefonla CNN Türk'e bilgi verdi. Hiçbir kuvvet komutanı bu hareketi desteklemiyor, karşı hareket başladı dedi. Oramiral'in bu sözleri komutayı ele almasına yardımcı oldu. Tüm gemilere emir gönderildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı adına tüm harp, gemi ve vasıtaları Gelibolu Fırkateyni'nden gelen emirler dışında hiçbir emre uymayacaktır talimatı verildi. Bu emre sadece bir gemi uymadı. Donanma komutanını rehin tutan Yavuz Fırkateyni. Artık hedef Yavuz'du. Fatih Fırkateyni ve Büyükada MİLGEM Korveti adalar civarında donanma komutanının rehin tutulduğu Yavuz'a yaklaştı. Yavuz iletişimi kapattı. Yavuz iki savaş gemisi tarafından abluka altına alındı. Üstelik MİLGEM Korveti Büyükada silah sistemlerini açık ve hazır hale getirdi. Yavuz gemisi bir süre sonra geri adım attı. Eğer darbeci gemi komutanı yönünü İstanbul'a çevirseydi, MİLGEM ve Fatih gemileri Yavuz Fırkateyni'ni vurarak durduracaktı. Darbecilerin yenilmesiyle Yavuz Fırkateyni 1. komutanı, 2. komutanı ve savaş harekat subayı rehin tuttukları donanma komutanından özür diledi, affedin dediler. Komutansa onları tutukladı ve rotayı Gölcük'e çevirdi. Gölcük'teki 3 darbeci amiral ise bu sırada sahil güvenlik botuyla kaçtı. Evet, bugün Bakanlar Kurulu'nun toplantısını yaptı Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu ile birlikte, kabine ile birlikte kameralar karşısına geçti. Bu menfur girişimin bilançosunu
bir kez daha ortaya koydu. Evet, bilanço ağırlaşıyor demiştik. 208 şehit var. 208 şehidin 145'i sivil, 60'ı polis, 3'ü asker darbe girişimine karşı duran, üzerlerine ateş açılıp tanklarla yürünen vatandaşlardan yaralananların sayısı da 1491. Gözaltı sayısını da 7543 olarak açıkladı Başbakan Binali Yıldırım. Bunlardan 6038'i asker, 735'i hakim savcı, 650'si sivil ve 100'de polis memuru var. Darbe girişimini düzenleyen terör örgütüyle bağlantılı sivil unsurlar, bunlar da tek tek açığa çıkarılıyor, çıkarılacak dedi. Başbakan bu cephede de 2745 yargı mensubunun açığa alındığını, İçişleri Bakanlığı'nda da çeşitli kademelerde görevli ve paralel devlet yapılanmasıyla bağlantılı 8777 kişinin ilk etapta açığa çıkmış olduğunu, işlemlerinde sürdüğünü kaydetti. Ve o kabine toplantısı sonrasındaki açıklamayı ekranlara taşıyalım. İki kez gözyaşlarına hakim olamadı Başbakan Binali Yıldırım. Ardındaki güçler mutlaka en ağır cezaya çarptırılacak dedi. Birlik beraberlik mesajı verdi. Ayrımız gayrımız yok. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bunu bu aziz millet 15 Temmuz gecesi bir kez daha ispat etmiştir. Kanlı darbe girişimi ardından toplanan İlk Bakanlar Kurulu sonrasında kameralar karşısına geçti, birlik mesajı verdi. O mesajın odağında ise kendisini çok etkilediğini söylediği bir fotoğraf karesi vardı. Çarşaflı bir hanımefendi bir kamyonun direksiyonunda, yanında da başı açık modern giyimli bir kadın muavin koltuğunda oturuyor. Kamyonun arkasında da hınca hınç insan meydana süratle gidiyorlar. İşte Türkiye'yi birleştiren değer bu. Bu fotoğraf gözlerimden damlaların düşmesine sebep olan fotoğraftır. Başbakan Binali Yıldırım, darbeye direnen tüm kesimlere tek tek teşekkür etti. Mesajın adresi önce siyasi partiler, ardından da medya oldu. Böylesine olağanüstü bir durumda Türk milletine yakışır, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yakışır bir yayın anlayışıyla darbenin asla ve asla meşruiyet kazanamayacağını ve bunun Türkiye'nin geleceğine darbe girişimi olduğu tezinden hareketle çok milli bir duruş gösterdiler. Sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik güçlerine ve yargı mensuplarına da teşekkür etti Başbakan. Ardındansa darbe girişiminin failleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının arasında bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri göz bebeği dedi. Kurumsal yapının yıpratılmaması gerektiği mesajını verdi. Lütfen bu canilerle silahlı kuvvetlerimizi aynı tutmayın ve silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin göz bebeğidir. Başbakan Binali Yıldırım ardından mutlaka hesap sorulacak mesajı verdi. Dökülen her damla kanın hesabını öyle bir çetin soracağız ki bunu görecekler. Eğer bu hesapları görmezsek bize bu dünyada da o bir dünyada da rahatlık yok. Bu bizim milletimize karşı en ulvi görevimizdir arkadaşlar. Bunu yaparken hırsla hareket etmeyeceğiz. Kanun içinde hareket edeceğiz. Çünkü adalet herkese lazım. Başbakan, kanlı darbe girişiminin arkasında da isim vermeden Fethullah Gülen'i açıkça işaret etti. Türkiye'nin demokrasisine karşı bir darbe olduğu ayan beyan bellidir. Bunu yapanlar da bellidir. Bunların her ne kadar kainat imamı dedikleri, bunu bizim haberimiz yok. Hükümet böyle bir oyun oynuyor. Kendi emellerini gerçekleştirmek için böyle bir tezgah içinde dese de
cümle alem biliyor ve elimizdeki 7500 kişilik gözaltına alınanlardan bu işin adresinin çok net olarak belgeleriyle elimizde olduğunda kamuoyu bilmesinde fayda var. Başbakan Yıldırım'a sorulan sorular arasında meydanlardan yükselen idam talebi de vardı. Cumhurbaşkanının hükümet muhalefetle görüşecek dediği o talebe başbakan kapıyı açık bıraktı. Değerli arkadaşlar, idamla ilgili sokaklarda tezahüratlar yapılıyor. Türkiye bir hukuk devleti. Bizim hukuk devleti olmakla beraber vatandaşlarımız için siyaset yapıyoruz. Vatandaşlarımızın isteği bizim için emirdir. Ama şu olayın sıcaklığı, heyecanı içerisinde aceleci bir karar vermek doğru değildir. Ama vatandaşımızın bu talebini de göz ardı edemeyiz. Etraflıca meclisimiz düşünülür, konuşulur. Bu bir anayasa değişikliği gerektiren bir husustur. Burada halkın kanaati ne göre hareket ederiz. Peşinen reddetmeyiz, peşinen de kabul etmemiz şu aşamada çok sağlıklı sonuçlar vermez. Başbakan Binali Yıldırım sözlerini gözyaşları içinde tamamladı. Benim 12 yaşındaki torunum, dede bunlar bizim askerlerimiz değil mi? Niye insanlar öldürüyorlar? Ben buna cevap veremedim. Ama cevabı vereceğiz. Öyle bir vereceğiz ki bütün dünya görecek. Teşekkür ederim. Sorgular devam ediyor. Adliyeye sevkler devam ediyor. Genel anlamda bilançoyu Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği rakamlarla ekranlara taşıdık. Şimdi hemen adliyelere dönelim. Ankara Adliyesi'nde Serhat Dal, İstanbul Çağlayan'da da Göksel Göksu var. Göksel, son detayları senden dinleyelim. Saynur, birkaç dakika önce buradan iki otobüs hareket etti. Zırhlı araçlar eşliğinde onlar tutuklananlardı. Arkadan elleri kelepçelenmiş bir biçimde otobüslere bindirilmiş ve içinde onlara eşlik eden görevliler vardı. Ve buradan hareket etti o iki otobüs. Sabahtan bu yana elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. Biri kor general olmak üzere 5 tüm general, 6 tuğ general, 1 tuğ amiral ve toplam 12 general tutuklanmıştı. Aynı zamanda bir de amiral vardı tutuklananlar arasında. Onlara sonrasında 12 çeşitli rütbelerde subay daha eklendi. Ve toplam 25 tutuklu şu ana kadar elimize gelen net bilgi. İşte zaten otobüslerde de en fazla o kadar kişi vardı. Kendilerine eşlik eden görevlilerle birlikte iki belediye otobüsüne bindirilerek buradan Çağlayan Adliyesi'nden uzaklaştılar. Ve içeride biliyoruz ki yine pek çok yeni gelen var. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nden. Hemen bu gidişin yaklaşık yarım saat öncesinde de birden çok otobüsle buraya gelişler gerçekleşmişti. İşte onlar da yavaş yavaş burada hakim karşısına çıkıyorlar. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Sulh Ceza Hakimi şu anda görevlerinin başındalar. Buradan görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcısı ve savcılar Vatan'da Emniyet Müdürlüğü'ndeydiler. İfadeleri almadan doğrudan
dosya üzerinden işlem yaparak sevkleri gerçekleştiriyorlar ve burada hakim karşısında ifade veriyor gelenler. Bunu belirtelim. Tutuklananları biliyoruz. Ancak şu ana kadar elimizdeki sayı dediğimiz gibi 25 serbest bırakılanların olduğunu da biliyoruz. Onu da belirtmekte yarar var. Bizim gördüğümüz dosyada en azından 3 erin serbest bırakıldığını biz gördük. Onlar da terhislerine birkaç gün kalmış olan erler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış 3 er var. Daha fazla er var mı? Bunu da ilerleyen saatlerde netleştirebileceğiz. Ancak şunu söyleyelim ki artık Emniyet Müdürlüğü ile Çağlayan Adliyesi arasındaki trafik olabildiğince hızlandı. Bir yandan buraya otobüslerle gelenler var hakim karşısına çıkmak üzere. Diğer yandan da hakim karşısına çıkanlar yine tutuklanarak otobüslerle buradan uzaklaştırılıyorlar. Böylesine yoğun bir trafik var. Aynı zamanda Çağlayan Adliyesi'nin önünde yakınlarını arayanlar var. Onlar çoğunlukla erler ve askeri öğrencilerin yakınları. Askeri öğrenciler özellikle nerede oldukları konusunda aileleri bilgi alamadıklarını söylüyorlar. Onlarla ilgili nerede tutuldukları bilinmiyor. Erler ve alt düzey çavuşlar var. Onların yakınları da buradalar. Onlar da kendilerine ulaşamadıklarını söylüyorlar. Adliyeleri de dolaştıklarını belirterek net bir cevap da alamadıklarını belirtiyorlar yetkililerden. Ancak üst düzey yetkililer ve subayların yakınlarına şu ana dek burada rastlayabilmiş değiliz. Bir yandan soruşturmanın birden çok boyutunun olduğunu söylemiştik. Onu da hemen altını çizmekte yarar var. Biliyorsunuz Vatan Caddesi'nin hemen önünde zırhlı bir aracın içinden İstanbul Emniyet Eski Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı çıkmıştı. Askeri kıyafetler olduğu halde üzerinden. Bunun üzerine de gözler alaylara çevrilmişti. Acaba 2014 yılından bu yana aranmakta olan kimi polisler o askeri birliklerin içinde mi saklanıyorlar diye ve oralarda bu yönde bir soruşturma başlatılmıştı. Bu yönde araştırmalar başlatılmıştı. İşte o doğrultuda şunu söyleyelim. Mithat Aynacı askeri aracın içinden üniformayla çıkan Mithat Aynacı da ifadesini verdi. Verdiği ifadede iddiaları kabul etmedi. Ancak kendisine silah doğrultulması üzerine zırhlı aracın içine girdiği yönünde bir ifade verdi. Fakat hakimler, sulh ceza hakimleri bu yöndeki ifadeyi yeterli bulmamış olacaklar ki kendisi de Mithat Aynacı da tutuklanan isimler arasında. Bunu da belirtelim. Evet, buradaki hızlı sirkülasyon giderek dozunu artırmaya başladı. Dediğimiz gibi araçlar birbiri ardına gelip gitmeye başladı ve gözaltına alınanlar burada hakim karşısına çıkıyorlar. Sonrasında da tutuklananlar otobüslere bindirilerek uzaklaştırılıyorlar Saynur. Göksel Göksu, teşekkür ediyoruz. Hemen Ankara Adliyesi'ne dönelim. Serhat Dal Ankara Adliyesi'nin nabzını tutuyor. Serhat, son detaylar, son bilgiler nedir? Ankara Adliyesi'nde saat 10.30'da başlayan savcılık sorgusu halen daha devam ediyor. Henüz suç ceza hakimliğine sevk edilmiş değil. 27 general ve amiral aralarında darbenin bir numarası olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk dahil 27 general ve amiralin savcılık sorgusu saat 10.30'da başladı. 40 savcı görevlendirildi. Anayasal düzene karşı işlenen soruşturma bürosu savcıları şu anda koordineli bir şekilde Ankara Başsavcısı Arın Kodalağ'ın koordinesinde sorgulama işlemini devam ettiriyorlar. Sadece Ankara Adliyesi değil, Ankara'da iki ayağı var. Bu darbeye teşebbüs soruşturmasının, savcılık sorgularının bir sorgulamada Sincan Batı Adliyesi'nde gerçekleşiyor. Şu anda da sorgular var ve sorgusu bitip tutuklananlar var. Onu da aktaralım. Sincan Adliyesi'nde 124 şüpheli sorguya alınmıştı. Bunlardan 100'ü tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve 99'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında önemli iki isim var. Biri Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ve İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık. Bu iki ismin de bulunduğu 99 asker tutuklandı Sincan'da 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından. Ankara Adliyesi'nde de biraz önce de belirttiğim gibi savcılık sorgusu devam ediyor. 27 general ve amiralin sonrasında eğer tutuklama talebi gelirse ki gelmesine kesin gözüyle bakıyor. Bu konudaki son sözü de Ankara'da nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği söyleyecek. Serhat Dal, teşekkür ediyoruz. Şimdi Gölcük'e dönelim sayın seyirciler. Gölcük'teki donanma komutanlığında darbe girişimine katılan askerlere yönelik operasyon başlatıldı bilgisi gelmişti.
Savcılar ve çok sayıda polis donanma komutanlığına girdi. Ayrıntıları Doğan Haber Ajansı Kocaeli muhabiri Ergün Ayaz'dan alacağız. Ergün Ayaz, seni dinliyoruz. Tamamlandı mı o noktadaki operasyon? Yok, operasyonlar şu an itibariyle devam ediyor. Darbe girişiminin ardından donanma komutanları da söylediğim gibi operasyonlar şu an itibariyle devam ediyor. Operasyon kapsamında subay ve as subaylar gözaltına alınmıştı. Bugün ise yeni deliller doğrultusunda savcılar polisler eşliğinde donanma komutanlığına girdiler. İçeriye giren polisler arasında olay yeri inceleme ekipleri de vardı. Şu anda savcı ve polisler donanma komutanlığında belirlenen yerlerde aramalar yapıyorlar. Aramaların sonunda da gözaltıların olabileceği belirtiliyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi meclise dönelim sayın seyirciler. Meclise saldırı düzenlendi. Akıl alır gibi değildi. Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş olan Gazi meclise 7 düvel saldırmadı da. Düvel düşman saldırmadı da. Bu darbe girişiminin failleri saldırmıştı. Evet, o yıkıntılar arasında arkadaşımız Melek Ünal şimdi karşımızda. Melek Erhan, hemen soralım. Dün bir ortaklaşa bildiri nihayet yayınlanmış oldu. Son dönemde bütün terör saldırıları sonrasında bir ortaklık ne yazık ki sağlanamıyordu ama bu darbe girişimi siyaset cephesini birbirine pekiştirdi. Bu cephede komisyon kurma çalışmaları, buna dair gündem nasıl sonuçlandı? Evet, o konuda herhangi bir sıkıntı olmayacak gibi görünüyor. Hem iktidar hem de muhalefet 15 Temmuz darbe girişiminin araştırılması için bir araştırma komisyonu kurulması gerektiği görüşünde. Öncelikle sıcak gelişmelerden başlayalım istersen. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında gerilim devam ediyor. Kısa bir süre önce Dikmen Kapı'da da bir gerginlik yaşandı. Dikmen bölümündeki binadaki bazı çalışanların dışarı çıkması istendi. Burada da son derece gerginlik devam ediyor. Herhangi küçük bir hareketten polis en geniş güvenlik önlemlerini alıyor ve sonuna kadar araştırılıyor. Zaman zaman meclisin güvenlik nedeniyle giriş ve çıkış kapılarının trafiği kapatılıyor. Bazı süreçler içerisinde yarım saat, bir saat gibi süreler için meclise giriş ve çıkışlar polis tarafından güvenlik önlemi kapsamında kapatılıyor. Öncelikle bu bilgileri aktaralım ama an itibariyle o gerginliğin geçtiğini de yayınımıza paylaşmış olalım. Elbette milletvekilleri, siyasi partiler el birliğiyle meclisin, genel kurulun, komisyonların çalışması gerektiğini ifade ediyorlar. O nedenle de burada hummalı bir çalışma var. Burada hasar gören yerler tek tek tespit ediliyor. Zira ilk mesai günü bombaların ardından teknik ekipler hummalı bir çalışma içerisinde burada tehlike yaratan tüm hasar gören alet, edevat, hatta avizeler bile tek tek sökülüyor. Biraz önce birkaç tanesi söküldü. Şimdi bazılarının sökülmesine devam edecek. Tehlike arz eden eşyaların kaldırılması söz konusu olacak. Teknik ekip çalışmalarını yapacak. Yine yarın siyasi partilerin grup toplantıları var. AK Parti, CHP, MHP, HDP. Onların grup salonlarında incelemeler yapıldı. Teknik ekipten bir rapor bekleniyor. Eğer salonlar toplantı yapılmasına uygun değilse meclis başka bir yer gösterecek milletvekillerine ve siyasi partilerin genel başkanları o yerlerde kendi salonları uygun görülmezse grup toplantılarını yapacaklar. Kararlılık var, genel kurul çalışmalı deniyor ve ilk çalışma işlerinden bir tanesi de kuvvetli ihtimal görüş birliği olması nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin araştırılmasına yönelik bir komisyonun görüşülmesi ve mecliste kuvvetli ihtimalde mutabık kalınarak kabul edilmesi olacak gibi görünüyor diyelim. Hemen sözü size bırakalım Sayın Nur Tezer. Melek Erhan, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hedefte olan, darbecilerin hedefinde olan bir başka nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteldi. O otele yönelik saldırının da yeni görüntüleri ve ayrıntıları ortaya çıktı. O görüntülerden birinde otele saldıran helikoptere açılan ateş açıkça görülüyor. Darbeci askerlerin otel çevresinden ayrılmaları da güvenlik kameralarına yansıyor. Operasyonların devam ettiği Marmaris'te ormanlık alanda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Darbe girişiminin yapıldığı gece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele 3 helikopterle baskın düzenleyen darbeci askerler, kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada 2 polisi şehit ederek kaçmıştı. Saldırı gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
görüntü cep telefonuyla kaydedildi. Darbe girişiminde bulunan askerler helikopterden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele ateş açtı. Emniyet güçlerinin anında karşılık verdiği olayda helikoptere roket atıldı. Manevra yaparak roketten kurtulan helikopter daha sonra gözden kayboldu. Bu görüntüler de otel kameralarına yansıdı. Helikopterle otel yakınlarına inen darbeci askerler tam teçhizatlı olarak toplu halde otellerin arkasındaki ara yollardan ilerledi. Bir grup asker otelin ön kapısından içeri girdi. O sırada polis gruba ateş açtı. Darbeci askerlerin siper alması görüntülere yansıdı. Sabah saat 6 sıralarında darbe girişiminde bulunan askerler otelin malzeme kapısından dışarı çıktı. Marmaris İçmeler Karayolu'ndan karşı şeride geçen grup ormanlık alana girdi, gözden kayboldu. İşte görüntülere de yansıyan o askerlerden onu gözaltında. Bölgede kaçan askerlerin yakalanması için operasyonlar sürerken arazide çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İletişim. İletişim çağındayken böyle bir menfur girişimde iletişimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Telekom, iletişim altyapısı kesilmedi. Son derece önemliydi. Birazdan Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Hariri canlı yayında sorularımızı yanıtlayacak. Yaşananları bir de onun gözünden değerlendireceğiz. O noktada sayın seyirciler, gerçekten o gecenin, o menfur girişimin kaderini değiştiren, İşlerin akışını değiştiren bir de telefon bağlantısı, bir görüntülü iletişim vardı. Türkiye'de yaşanan başarısız darbe girişiminin yankıları devam ederken Amerikan ve İngiliz basını görüntülü mesajlaşma uygulaması FaceTime'ın darbe girişimini önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekti. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. 15 Temmuz akşamında en kritik anlardan biriydi. Darbe girişiminin olduğu gece herkes devletin en başındaki ismin mesajını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını FaceTime üzerinden cevapladı. Darbe başarısız olacaktır dedi. Alo. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. Bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım. Bu anlar dünya basınının gündeminde. Amerikan New York Times gazetesi başlangıçta aciz bir görüntü gibi algılandı ama aslında bir dönüm noktasıydı. Erdoğan takipçilerini sokaklara çıkmaya, askerlerin kapattığı havalimanına gitmeye, darbeye direnmeye çağırdı diye yazdı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. İngiliz Daily Mail gazetesi de o anları FaceTime Türkiye'de darbeyi nasıl engelledi başlığıyla anlattı. Gazete, Erdoğan'ın özel TV kanalı üzerinden cep telefonuyla yaptığı çağrı, sosyal medyayı harekete geçirerek kalabalıkları mobilize ettiği ifadelerini kullandı. Bir diğer İngiliz gazetesi Times'ta darbenin başarısız olmasında dönüm noktasının Erdoğan'ın Marmaris'ten FaceTime uygulamasıyla kamuoyuna mesaj vermesi yorumu yapıldı. Bu ülkede cumhurun başı olarak ben cumhurbaşkanıyım. İletişim ve o gecenin, o menfur girişimin akıbetini de şekillendiren o görüntülü bağlantı. İletişim son derece önemli. Bunun içindir ki iletişim kanallarının açık olması milli güvenlik açısından en önemli, en kritik unsurdur. Telekom bu konuda son derece iyi bir sınav verdi. O geceyi konuşacağız. O gece yaşananları ve Telekom altyapısının bu denli sağlam durmasını. Oger Telekom, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri telefon hattımızda. Mr. Hariri, thank you for joining Sayın us. Sayın Hariri, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. We have left a very dramatic 3 days. Ben teşekkür ederim. Şimdi çok dramatik bir 3 günü geride bıraktık. Siz cuma gecesi darbe girişimini nasıl öğrendiniz ve durumu nasıl izlediniz? Ofisimizde haberini aldık. It is, I am
Ve ofisimizde ilk olarak haberi aldık ve yaşananlardan ötürü bir kere Türk halkına, bu yaşananlarda hayatını kaybeden şehitlere başsağlığı diliyorum, ailelerine de aynı şekilde. Sayın Hariri, bazı mahallelerde, bazı bölgelerde telekom binalarının da hedef olduğuna dair haberler geldi. Hatta telekom binasının yakınlarında, İstanbul'da bir telekom binasının yakınlarında olaylar yaşandığına dair haberler vardı. Herhangi bir hasar oldu mu? Evet. Bazı yerlerde hasar gerçekleşti ve çalışanlarımızdan birisini de hatta kaybettik ve Ses'te bağlantıda bir problem var. Şimdi duyabiliyor musunuz? Şimdi duyabiliyoruz, evet. Bir son cümlenizi tekrar edebilir misiniz yalnız? Evet, bazı binalarımızda hasar meydana geldi. Ne yazık ki çalışanlarımızdan birisi de hayatını kaybetti yaşanan olaylarda. Başsağlığı dileklerimizi kabul edin lütfen. Bu olaylar sırasında bir çalışanınızın hayatını kaybettiğini söylüyorsunuz. Sayın Hariri, şimdi telekom tabii ki Türkiye açısından stratejik öneme haiz. Çok büyük bir tartışma da yaşanmıştı geçmişte Türk Telekom özelleştirilirken ve şimdi mesela ulusal güvenlik açısından bakıldığında çok çok önemli tabii ki. İletişim kanalları açık kaldı, altyapıya bir zarar gelmedi. O dönemde, o sırada irtibatta mıydınız? Benim yönetime verdiğim mesaj, talimat çok netti. Şimdi meşru hükümet var ve bu sebeple hatlar açık kalmak zorunda, Wi-Fi açık kalmak zorunda, internet hizmeti açık kalmak zorunda. Bizler ofisimizi sokaktaki insanlara yardımcı olmak için de açtık. Çünkü demokratik bir şekilde seçimle iş başına gelmiş bir hükümet var ve demokrasiye bağlı kalmak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım çok büyük bir iş başardı bu ülke için. Dolayısıyla iş dünyası olarak da biz de bu çabanın yanında durmak zorundayız. Dolayısıyla elimizden gelen yardımı da yapmaya çalıştık o gece. Peki yabancı yatırım konusunda Türkiye'ye ne söyleyebilirsiniz? Darbe girişiminin olumsuz bir etkisi olur mu yatırım üzerinde? Tabii ki her türlü belirsizlik yatırım ortamını etkileyebilir. Her ülkede böyledir bu. Ama şimdi bu darbe girişiminin başarısız olmuş olması, bir sonuca ulaşmamış olması ve halkın desteğinin olması bana daha olumlu bir duygu, daha olumlu bir his veriyor. Uzun vadede bakıldığında halkın her zaman başarılı olacağını düşünmüşümdür ben, demokrasi olduğu müddetçe. Mesela Cuma gecesi yaşananlara bakacak olursanız, halk aslında durdurdu bütün bu darbe girişimini. En büyük rolü cesurca davranarak halk üstlendi. Ben de hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi bir kez daha bu vesileyle iletiyorum. Sizin şimdi açık mesajınız bu olmuş oldu Türk halkına, ama son bir soru sormak istiyorum. İstikrar tabii ki yatırım için çok çok önemli, olmazsa olmaz. Yabancı yatırım açısından bakıldığında son mesajınız, yani darbe girişimi sonrası dönemde Türkiye'ye, dünyaya, iş dünyası olarak mesajınız ne olur?
Yatırımlar her zaman tabii ki siyasi ortamdan etkilenir dediğim gibi. Ama ben biraz daha rahat hissediyorum. Yani çok hızlı bir şekilde çünkü atlatıldı. Çok hızlı bir şekilde durum kontrol altına alındı. Ve mümkün olan en kısa şekilde de en çabuk şekilde de normale dönülmesiyle iç dünyası da aynısını yapacaktır, normale dönecektir. Bu açıdan bakıldığında kısa vadede elbette bazı sıkıntılar olabilir ama uzun vadede Türkiye her zaman önde gelen bir ekonomik güç olacaktır bölgede. Hiç kimse de bu gücü görmezden gelemez diye düşünüyorum uzun vadede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan'a verilen destek, başbakana verilen destek çok önemli ve doğru şeyleri yapacaklar, doğru adımları atacaklardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim gördüğümüz tablo uzun vadede yatırım açısından olumlu diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Sayın Hariri. Ben teşekkür ediyorum. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim. Çok teşekkürler. Evet, Oger Telekom, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri. Bazı telekom binalarının önüne kadar çatışmalar gitmişti. Askerlerin oraya yığınak yaptığını, askerler demeyelim, darbecilerin, hainlerin, vatan hainlerin oraya yığınak yaptığını görmüştük. Çatışmalar vardı. Evet, Türk Telekom, bir Türk Telekom çalışanının da yaşamını yitirdiğini öğrendik. Türk Telekom, Oger Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri'nin canlı yayında bizimle paylaştığı değerlendirmelerinden. Evet, bundan sonra ne olacak? Herkes bunu konuşuyor. Bu girişim, bu menfur girişim, evet bastırıldı ama bundan sonrasına dair son derece kuvvetli bir mesaj verilmesi lazım. Güvenlik uzmanı Mete Yarar, CNN Türk ekranlarında Türkiye'nin gündemi programına konuk oldu. Çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Darbe girişimi sabaha karşı 5'te yapılacaktı, plan deşifre oldu dedi. Mete Yarar, iç karışıklık ihtimaline de dikkat çekti, uyardı. Aslında bu olay sabaha karşı 5'te olacak. Evet. Herkes gece saat 10'da yapıldığını zannediyor. Yapılmıyor. Eski özel kuvvetler mensubu, güvenlik uzmanı Mete Yarar, o tarihi gecenin bilinmeyenlerini CNN Türk ekranlarında anlattı. Plan deşifre oldu dedi. Darbecilerin daha erken harekete geçmek zorunda kaldıklarını söyledi. Deşifre olduğu için İstanbul ve Ankara'yı önce ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani diyorlar ki iki büyük şehri kurtaralım, alalım, onların kafasındaki düşünce anlamında söyleyelim. Birinci Ordu'da ne oluyor o zaman o sırada? Yani benim bildiğim kadarıyla Birinci Ordu Komutanı'na bununla ilgili bir teklifte bulunuyorlar. Ve Birinci Ordu Komutanı çok zekice bir hareketle ben bunu bir düşüneyim diyor, red etmeyeyim diyor ama bu arada bütün şeyi deşifre ediyor. Yarar darbe girişiminin bastırılması sonrası yaşanan süreci de değerlendirdi. İç karışıklık uyarısı yaptı. Bir sonraki şey... Türkiye'de iş karışıklıktır. Darbeyi böyle engelleyemezsiniz. Hı hı. Yanınızda sizden inanmadığınız adama sahip çıkarak demokrasiye sahip çıkarsınız. Sizden farklı düşündüğünü inandığınız adamın da hakkını koruduğunuzda çıkarsınız. Meydana çıkarsınız. Meydanda darbecileri engelleyebilirsiniz. Ama bu ülkenin sorunu darbecilik değil. Bu ülkenin sorunu ne biliyor musunuz? Birbirimizi sevmekten vazgeçtik. Mete Yarar Cumhurbaşkanı ve siyasilere çağrıda bulundu. Vatandaşları tehlikeli durumlara karşı uyarmalarını istedi ve çarpıcı iddialarına devam etti. Bir cemevi ne bomba atılsa, ertesi gün gidilse bir camiye bomba atılsa, ertesi gün bir cemevi ne daha, bir camiye daha, bir Kürt derneğine, bir o derneğine, bu derneğine. Bakın net plan bu. O yüzden bu. Halk sokaklardan çekinmeyip dikkat etmeli diyoruz. Bakın bu. Ama bunu yaparken sokağı korumaktan çok birbirinden farklı düşünen insanlara bunu anlatmanız lazım. Bunu yapmazsak. Bakın bir kez daha söylüyorum. Yarın sabahtan itibaren Türkiye'de suikastlere, tamam mı? Siyasi suikastlere ve diğerlerine hazır olun. Tehlike geçmedi. Teyakkuzda olmalıyız. Ortak mesaj bu. Şimdi yine o geceye dönelim. Ankara'da karargahları ele geçirmeye çalışan darbeciler donanma komutanını da denizde esir aldı demiştik. Orduya kurulan ilk kumpasın adresi olan donanma komutanlığını ele geçiren terör örgütü üyesi 3 amiral, her biri dev savaş makinesi olan gemilere de hareket emri verdi. Ama denizciler kısa süre sonra darbeyi önleme harekatı başlattı. Darbeciler geri adım atmasaydı, Milgem Korveti, Büyükada, Yavuz Fırkateyn'ini vurarak durduracaktı. Kenan Şener'in özel haberi.
Sokağa çıkan tankların ikisi 15 Temmuz gecesi Fenerbahçe Ordu Evi'ne gitti. Hedefte donanma komutanı vardı. CNN Türk'ün edindiği bilgiye göre haberi alan donanma komutanı Oramiral Veysel Kösele emir subayı ile birlikte iskelede demirli makam botuna binerek Ordu Evi'nden denize açıldı. Yavuz Fırkateyni en yakındaki savaş gemisiydi. Komutan da bu gemiye doğru yola çıktı. Bu sırada Aksaz'daki Gelibolu Fırkateyni, Gölcük'teki Fatih Fırkateyni ve Büyükada Milgem Korveti'nin komutanlarını aradı. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir emri uygulamayacaksınız dedi. Oramiral Veysel Kösele ve emir subayı Yavuz Fırkateyni'ne çıkar çıkmaz havaya ateş açıldı ve derdest edildiler. Çünkü Yavuz Fırkateyni 1. komutanı ile 2. komutanı darbeciydi. Aynı dakikalarda karada Gölcük'teki donanma üssünde de çatışma vardı. Harp filosu komutanı Tümamiral İskender Yıldırım'ı etkisiz hale getiren 3 yardımcısı donanma harekat merkezini ele geçirdiler. Darbeci harekat merkezi tüm gemilere kalkış emri verdi. O sırada Poyraz Limanı'nda demirli 6 fırkateyn, 1 Milgem korveti ve 4 hücum bot gelen emri uygulamaya koydu. Ancak durum şüpheliydi. Buna karşın emre uyarak limandan ayrılan gemiler kendi içlerinde ayrıca haberleşmeye başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ise izindeydi. Marmaris'ten telefonla CNN Türk'e bilgi verdi. Hiçbir kuvvet komutanı bu hareketi desteklemiyor, karşı hareket başladı dedi. Oramiral'in bu sözleri komutayı ele almasına yardımcı oldu. Tüm gemilere emir gönderildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı adına tüm harp gemi ve vasıtaları Gelibolu Fırkateyni'nden gelen emirler dışında hiçbir emre uymayacaktır talimatı verildi. Bu emre sadece bir gemi uymadı. Donanma komutanını rehin tutan Yavuz Fırkateyni. Artık hedef Yavuz'du. Fatih Fırkateyni ve Büyükada Milgem Korveti adalar civarında donanma komutanının rehin tutulduğu Yavuz'a yaklaştı. Yavuz iletişimi kapattı. Yavuz iki savaş gemisi tarafından abluka altına alındı. Üstelik Milgem Korveti Büyükada silah sistemlerini açık ve hazır hale getirdi. Yavuz gemisi bir süre sonra geri adım attı. Eğer darbeci gemi komutanı yönünü İstanbul'a çevirseydi, Milgem ve Fatih gemileri Yavuz Fırkateyni'ni vurarak durduracaktı. Darbecilerin yenilmesiyle Yavuz Fırkateyni 1. komutanı, 2. komutanı ve savaş harekat subayı rehin tuttukları donanma komutanından özür diledi, affedin dediler. Komutansa onları tutukladı ve rotayı Gölcük'e çevirdi. Gölcük'teki 3 darbeci amiral ise bu sırada sahil güvenlik botuyla kaçtı. Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan en yüksek rütbeli isimlerden Malatya'da gözaltına alınan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi ile birlikte 7 rütbeli asker adliyeye sevk edildi. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi, Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun'la 7. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da aralarında bulunduğu 8 asker önceki gün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan askerler yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. Gece boyunca savcı tarafından sorgulanan askerlerin öğle saatlerinde mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi. Adem Hududi, Cizre ve Sur'da kış aylarında sürdürülen operasyonları komuta etmişti. Doğu ve Güneydoğu'da çok yoğun terörle mücadele operasyonları sürerken geldi bu darbe girişimi. PKK'ya yönelik terör operasyonlarının sürdüğü birçok kentte de çok sayıda rütbeli asker işte Adem Hududi başta gözaltına alındı. Dönüp soralım, son durum nedir adliyeler cephesinde, sorgular cephesinde? Doğan Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan bir kez daha karşımızda. Ferit, son bilgileri senden dinleyelim lütfen. Sayın Urtezel, darbe girişiminin bölgede yürütülen operasyonları nasıl etkileyeceğini önümüzdeki günlerde daha net görebileceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz akşamından bu yana bölgede ciddi anlamda, yani hem Doğu Güneydoğu'da ciddi anlamda bir saldırı, operasyon veya çatışma haberi gelmedi. Sadece bugün sabah saatlerinde Siirt'in Eru ilçesi kırsalında bir çatışma yaşandı. Bir subay ve bir asker yaralandı. O bölgede operasyonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Onun dışında
dışında ciddi bir saldırı, çatışma veya operasyon olmadığını söyleyebiliriz. Sen de ifade ettin. Özellikle son aylardaki çatışmalarda Diyarbakır'da bulunan 8. ana jet üstünde kalkan savaş uçakları kullanılıyordu ve daha çok hava operasyonları gerçekleşiyordu. Ancak 16 Temmuz sabahı saat 05.30'da kalkan bir F-16'dan sonra o saatten bugüne kadar, bu saate kadar hava üstünden herhangi bir savaş uçağı kalkmış değil. Hava üstü de Diyarbakır Valisi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla savaş uçaklarına kapatılmış. Sadece sivil uçaklar iniş kalkış yapabiliyor. Bölgede darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bölgenin 8 ilinde 16 general gözaltına alındı. Bunların büyük kısmı da tutuklandı. Yine bunun dışında adliyede hakim ve savcılara yönelik de soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda da sadece Diyarbakır'da 47 hakim ve savcı gözaltına alındı. Lojmanlarında arama yapıldı. Yine Elazığ'da, Tunceli'de hakim ve savcılar gözaltına alındı. Polislere yönelik, emniyet teşkilatına yönelik de operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda da operasyonların sürdüğünü söyleyebiliriz. 200'ün üzerinde de bu bölgede polisin görevden alındığını söyleyebiliriz. Başlatılan soruşturmaların devam ettiğini söyleyelim ve ben sözü tekrar sana bırakayım Sayın Nurtezel. Doğan Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'a teşekkür ediyoruz. 30 dakikalar içinde saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhabalar, saatler 16'yı gösteriyor. 18 Temmuz 2016'da canlı günlük notlarına devam ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi, demokrasi kazandı. Darbeciler kaybetti, bu noktadayız. Bilançomuz, şehitlerimiz, işte bunlara bakıyoruz. Bir yandan gözümüz emniyette, emniyet müdürlüklerinde, bir yandan adliyelerde. Bu kanlı darbe girişiminin arkasında kim varsa mutlaka aydınlatılacak mesajını verdi Başbakan Binali Yıldırım. Gözyaşlarını tutamadığı bir basın açıklaması yaptı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından. Önce verdiği bilançoyla bakalım. Hemen ardından ne yazık ki o saldırıların hedefinde olan ve pek çok noktası harabeye dönen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakacağız. Güvenlik tedbirleri artırılıyor. Ne boyutta? Önce bilanço diyelim. 208 şehidimiz var dedi Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında. Şehitlerden 60'ı polis, 3'ü asker, 145'i de sivil. Evet, 208 şehit. Darbe girişimine karşı duran ve üzerlerine ateş açılıp tanklarla yürünen, çatışmaların ortasında kalan vatandaşlar, yani yaralılar da 1491 olarak açıklandı. Başbakan gözaltı sayısını da 7543 olarak duyurdu. Bunlardan 6038'i asker. Hakim ve savcı 735, sivil 650 ve polis 100. Ve darbe girişimini düzenleyen terör örgütüyle bağlantılı sivil unsurlar, bunlar da tek tek açığa çıkarılıyor, çıkarılacak dedi Başbakan. Bu cephede de 2745 yargı mensubunun açığa alındığı, İçişleri Bakanlığı'nda da çeşitli kademelerde görevli eski yeni paralel devlet yapılanmasıyla bağlantılı 8777 personelin ilk etapta açığa alındığını, işlemlerin sürdüğünü kaydetti. Meclise dönelim. Mecliste olağanüstü güvenlik tedbirleri var. Bir de bu darbecilerin yarattığı tahribat açıkça görülsün diye alınan bir karar vardı. Meclisteki son bilgileri arkadaşımız Ünal Kaya'dan alacağız. Ünal. Sayın Nurtezel, hemen anlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda tek kapıdan giriş çıkışa izin veriliyor. O da bulunduğumuz Şankaya Kapısı olarak adı geçen kapı. Gördüğünüz gibi şu anda da Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyarete gelen rektörlerin girişi gerçekleşiyor. Peki neden bunlar yaşanıyor? Hemen anlatalım. Öncesinde meclisin yeni binasında, Halkla İlişkiler binasında da bir sıkıntı yaşanmıştı. Bir ihbar üzerine bütün bina boşaltıldı. Ancak sonrasında ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı ve
akabinde Meclis Başkanlığı tarafından bir sosyal medya hesabından tweet atıldı. O tweette de olağanüstü bir durum yok ifadesi kullanıldı. Ancak mecliste giriş çıkışların tek kapıdan yapılacağı belirtildi. Diğer kapılarda hemen arka tarafta görüyorsunuz mavi otobüsler var. Onlar gibi otobüsler, iş makineleri çekilerek o kapılar kapatılmış durumda. Ve sonrasında da şunu söyleyelim, otobüslerle kapatıldı. Burada da gazetecilerin ve vatandaşların girişine izin yok. Sadece meclis personeliyle milletvekilleri girebiliyor. Ve sadece şu anda da rektörlerin girişi gerçekleşiyor. Sebebi de meclis başkanını saat 16'da alacak, kabul edecek olmaları. O nedenle de şu anda rektörler girişini tamamlıyor. Ancak ne gazeteciler ne vatandaşlar meclise giremiyor. Milletvekilleri ve personelin girişin noktasındaysa sadece bu kapıya yönlendiriliyor. Diğer kapılardaysa iş makineleri ve otobüslerle girişler ve çıkışlar yasaklanmış durumda diyebiliriz. Bunun ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Ancak edindiğimiz bilgiler meclis başkanının bu yönde bir talimat verdiği de ve o talimat doğrultusunda da Cankaya Kapı aktif halde, personel haricinde de kimse alınmıyor diyebiliriz Sayın Ürtezel. Ünal Kaya, teşekkür ederim. Meclisten biz İstanbul'a dönelim. Emniyette sorgular devam ediyor. Oradan gönderilen adres tabii adliye, İstanbul Emniyetinde Vatan Yerleşkesi'nde Hakan Tunç, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde Göksel Göksu'nun nöbetleri sürüyor. Önce emniyet diyelim. Hakan, son bilgileri senden rica ederim. Siz çok az yapın. Evet, şu an için soruşturma kapsamında halen ifadeler alınmaya devam ediyor. Sayın Nur, 2300'den fazla askerin gözaltında olduğunu söyleyelim. Ve dünden bu yana 127 asker sorgulandı. Ve yine adliyeye sevk edildi ve bu sevkin sonucunda da tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bunların arasında 14 ismin yine generaller olduğunu söyleyelim. Ve bu arada içerideki sorgularda yine çarpıcı detaylar göze çarpıyor. Askerlerin arasında eskiden yine burada görev yapmış ve paralel devlet yapılanması soruşturmalarından dolayı meslekten ihraç edilmiş polisler ve emniyet müdürleri de vardı. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şimdi bir görüntü var. O görüntüyü ekrana getirmelerini isteyeceğim. O görüntüde bir tankın içinde gözaltına alınan bir asker görülüyor. Ancak o askeri üniformalı kişi aslında bir zamanlar burada İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü yapmış Mithat Aynacı, emniyet müdürü. Ve Mithat Aynacı'ya darbeye girişenler, darbeciler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü vaat etmişler. O da yine bir tankın içinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kadar, kapıya kadar dayanmış ve daha sonrasında darbe başarısız olunca polisler tarafından halkın elinden kurtarılarak gözaltına alındı. Dün sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun gibi bazı isimlerinde yine meslekten ihraç edilen ya da hala aktif görevde olan bazı isimlerin de darbeye katkıda bulundukları, darbe girişimine katkıda bulundukları gerekçesiyle hala gözaltında olan isimler var. Paralel polislerin açıkta ya da pasif görevde olanların ve bu polislerin darbeye açıkça katıldığı düşünüldüğü için bugün özellikle 8000 isimle ilgili açığa alma işlemi gerçekleşti. Ve bununla ilgili de el çektirme başladı ve el çektirme kararı alınmıştı. Ve polislerin birçoğu şu an için emniyete çağrılıyor ve açığa alma işlemleri yapılıyor. İstanbul'da da tam tamına 465 polisten bahsediyoruz. Aralarında polis memurları, amirler ve müdürler var. Bunların 140'ı rütbeli. Onlarla ilgili de yine burada açığa alma işlemleri devam ediyor. Ve ayrıca şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dün başlayan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak ve buraya getirilen 161 tane hakim ve savcı var. Onu da buradan belirtelim. Saynur. Hakan Tunç, teşekkür ediyoruz. Hemen Çağlayan'a dönelim. Adliyenin önünde arkadaşımız Göksel Göksu'nun nöbeti sürüyor. Göksel, son bilgileri de senden rica edelim lütfen.
Sayın, önce şunu söyleyelim. İstanbul Emniyetinden ayrıntılı rakamlar açıklandı. Gözaltılık bilgileri var elimizde. 2137 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. 15 Temmuz akşamından bugüne 351'i rütbeli, 1701 askeri personel var gözaltına alınanlar arasında. 436 da askeri öğrenci var. Ayrıntılı rakamları paylaştık. Tekrar edelim. Şu anda İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 2137. İşte bunların içinde rütbelilerin sayısı 351 dedik. O rütbeliler arasında bugün gözaltına alınan generaller de vardı. Bir kor general, 5 tüm general, 6 tuğ general, 1 tuğ amiral, toplam 12 general ve var bir de amiral var bugün tutuklanan isimler arasında. Yanı sıra 12'de henüz rütbelerinin ne olduğu açıklanmamış subaylar var. Çeşitli kademelerde görev yapan subaylar da var. Yani bugün adliyede şu ana kadar elimize ulaşan bilgilere göre 25 tutuklama kararı alındı. 25 kişi tutuklandı ve onlar da burada belediye otobüslerine bindirilerek uzaklaştırdılar. İki ayrı belediye otobüsündeydiler. Elleri arkadan kelepçelenmiş halde ve kendilerine polisler eşlik ediyordu. İki otobüsle buradan Çağlayan Adliyesi'nden ayrıldılar. Yanı sıra az önce Hakan Tuncu'nun da aktardığı gibi sevkler bir yandan devam ediyor. Birbiri ardına belediye otobüsleri yaklaşık 2 saat kadar önce Çağlayan Adliyesi'ne geldi ve gelenler de yine burada görevli olan suç ceza hakimlerinin karşısında ifade veriyorlar. Bildiğiniz gibi 40'tan fazla savcı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ndeydi. Ancak onlar dosyalar üzerinden işlem yaptılar, ifade almadılar. Tutuklanma talebiyle sevklerini gerçekleştirdiler ve suç ceza hakimlerinin karşısına çıktıklarında ifadeler alınıyor ve suç ceza hakimleri de gereken kararı burada veriyorlar. Tutuklama kararlarını söyledik. Kaç kişi olduğunu bilmemekle birlikte serbest bırakılanların olduğunu da belirtmekte yarar var. 3 erin serbest bırakılma tutanağını en azından biz gördük. Ve kışlaya dönme ihtimallerinin olmadığı belirtiliyordu alınan kararda. Askerliklerinin bitmesine birkaç gün kalmış erlerdi onlar. Ve dolayısıyla yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla o 3 asker serbest bırakıldı. O 3 askerin serbest bırakılması diğer erler için emsal olacak mı, olmayacak mı? Burada merak edilen sorulardan biri de bu. Çünkü çok sayıda asker ailesi var. Aynı zamanda askeri öğrencilerin ailesi var. Askerlere, erlere, çocuklarına ulaşamadıklarını söyleyerek bizlerle en azından bu sıkıntılarını paylaştılar. 436 askeri öğrencinin olduğunu biliyoruz. Henüz çocukların nerede olduklarını bilemeyen anneler var. Yine çocukları 20 yaşında, 21 yaşında olan erlerin aileleri de buradalar. Çocuklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Onlarla ilgili detayı da aktarmış olalım. Ve son olarak buradan şu bilgiyi aktarmakta yarar var. Dünden bu yana olağanüstü bir güvenlik önlemi var Çağlayan Adliyesi ve çevresinde. O güvenlik önlemlerinin altında gerçekleşiyor bu sorgulamalar. Binaya giriş çıkışlar da kontrol altında. Bir yandan sevkler dediğimiz gibi gerçekleşiyor ve trafik giderek hızlanmaya başladı. Suç ceza hakimleri, 10 ayrı suç ceza hakimi de gelenler 10 ayrı suç ceza hakimine ifade veriyorlar ve sonrasında da tutuklananlar cezaevlerine gönderiliyor Saynur. Göksel Göksu, teşekkür ediyoruz. Şimdi YÖK, Yüksek Öğrenim ve Akademik Camiasına dönelim. Tabii son derece ciddi, titiz ve hassas tedbirler uygulanıyor. Bu darbe girişiminin ardında olanlar malum 8'i darbeci gitti Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu. İşte nerede olduğu bilinmeyenler, akıbeti bilinmeyenler var. YÖK de yurt dışındaki bütün görevlendirmeleri iptal etti. Ayrıntılar telefon attığımızdaki arkadaşımız Melek Erhan'da. Melek, bu tedbirin detaylarını, gerekçesini senden dinleyelim. Evet, bugün YÖK'te kritik bir toplantı vardı. Tüm rektörler de o toplantıya davetliydi. Hatırlanacağı üzere o toplantıdan da darbeye karşı önemli açıklamalar gelmişti. Ama toplantıda başka önemli kararlar da alındı elbet. Darbe girişiminin ardından YÖK bütün görevlendirmelerini iptal etti. Yurt dışında olan tüm görevlendirmeler iptal edilmiş durumda. Geri çağrılacak YÖK vasıtasıyla yurt dışında görevlendirme yapılan isimler, gerek eğitimlerini orada yüksek lisans ya da daha üst doktora düzeyde devam eden görevlendirmeler çerçevesinde ve de
göçün temsiliyet noktasındaki görevlendirmelerde de geriye çağırma kararı alındı. Tüm görevlendirmeler iptal edilmiş durumda. Yeniden değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeler tamamlanana kadar da yeni bir yurt dışına görevlendirme gerçekleştirmeyecek YÖK diyelim. Alınan karar çerçevesinde bir kez daha ifade edelim. YÖK yurt dışındaki bütün görevlendirmeleri iptal etti. Yeni görevlendirmeler için de öncelikle detaylı bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmenin ardından görevlendirmelere yeniden karar verilecek diyelim. Size hemen size bırakalım Sayın Sezer. Melek Erhan, teşekkür ediyoruz. Bilanço ağır, acımız büyük. Bir de bunun bekleyişi var. Ankara Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'nda acılı bekleyiş 3. gününde. İşlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edilirken tamamlanamayanların yakınları kurum önünde beklemeyi sürdürüyor. Birçok şehit ancak DNA testiyle teşhis edilebiliyor. Gördüğümüz kadarıyla mecliste bir hasar var mı? Nedir durum? Kırılan masaların üstünü görün. Görün, sıvalar döküldü. Bakın. Duman var. Genel kurulda duman var şu an. Genel kurul. Kardeşler, abiler, eşler, evlatlar, yeğenler, herkesin bir parçası gitti. Hepsi o kara gecede şehit oldular. 32 yaşındaydı. Kardeşiniz? Kardeşimdir. Ben en küçük, 8 kardeşin en küçüğüydü. Şehit ettiler, toz bildikleri. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda acı bekleyiş sürüyor. Otopsi tamamlananlar defin işlemleri için bir bir ailelerine teslim ediliyor. DNA testi yapıyorlar. Onu bekliyoruz. Tokat'a götüreceğiz Erbaa'ya. Kaçı teslim edildi? Daha kaç cenaze var? Resmi bir açıklama yapılmadığı için net değil. Çünkü içeride vücut bütünlüğü bozulmuş cenazeler var. Kimlikleri ancak DNA testiyle tespit edilebiliyor. Özel Hareket Daire Başkanlığı'na öğrendik öldüğünü. İşte iki gündür, üç gündür ceset arıyoruz. Adli tıpların hepsine gittik. Ankara'da ne kadar hastane varsa hepsine gittik. Sabahleyin parçalarını burada bulduk. Yüzbaşı İlyas Pekdemir'in ailesi de böyle aldı şehidin acı haberini. Pekdemir o gece Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliydi. Evden acilen gel diye çağırmışlardı. Gitti, bir daha da geri dönmedi. Kaderleri bir, acı, hüzün, gözyaşı. Ama hepsinin hikayesi farklı. Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru da daha geçen hafta tayin olmuştu Gölbaşı'na. Geride bir hafta önce doğum gününü kutladığı oğlu Görkem ve kızı Gizem'i bıraktı. Ailesi içerideki cenazelerden birinin o olduğu umuduyla beklemedi. Tek umudumuz onlardan biri olması. Böyle bir şey umut edilmez ama maalesef en azından nerede olduğunu bileceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dileyelim. Yaralarımız için de acil şifa dileklerimizi yineleyelim. Bir 491 yaralı en son Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Şimdi bütün bu menfur girişimin ilk dakikalarında da büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü hiç kimse 15 Temmuz 2016'da bir darbe beklemiyordu. Yapılabileceğini tahmin etmiyordu. Aklına bile getirmiyordu ama yapılan yayınlarla CNN Türk'te bir milletvekilinin, AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Kesir'in yine kendi cep telefonuyla yaptığı yayınla durumun vahameti çok net ortaya çıktı. O sırada arkadaşımız Başak Şengül an be an gelen bütün bilgileri ekranlara taşıyordu. İlk önce o anı, meclisin yaşadığı o ağır, o acı saldırıyı ekranlara taşıyalım. Ardından o milletvekili, AK Parti Düzce milletvekili Sayın Ayşe Kesir canlı yayında konuğumuz olacak. Gördüğümüz kadarıyla mecliste bir hasar var mı? Nedir durum? Kırılan masaların üstünü görün. Görün, sıvalar döküldü. Bakın. Duman var. Genel kurulda duman var şu an. Genel kurulda. Genel kurulda duman var. Şu an genel kurulda. Ama biz nöbeti tutuyoruz.
Şiddetli bir patlama sesi bizim yayınımıza da yansıdı Ankara stüdyomuzdan. Sayın Keseş, ne olduğunu aktarabilir misiniz? Bir duman var. Bir duman var içeride. Ama biz iyiyiz. Nöbeti tutmaya devam ediyoruz. Tüm partiler burada. AK Parti burada, MHP burada. Vatandaş burada. Vatandaş burada. Vatandaşlarımızı destekliyor. Bilgi var mı bu patlamanın tam olarak nerede gerçekleştiğiyle ilgili? Çünkü meclise bomba atıldı diyerek yansıtıldı Anadolu Ajansı tarafından. Ama biz sizi canlı yayında görebiliyoruz. Hesap verecek. Hande, böyle bir görüntü var meclisten yansıyan. Etti. Türkiye savaşlar yaşadı ama şimdi düşmanlarımız dahi bomba atmaya cüret edemedi. Ama maalesef şimdi tüm silahlı kuvvetlerin içindeki bir avuç junta bu milletin parlamentosuna bomba atıyor, bomba. Onun için aziz milletimizi, sakin olun. Aziz milletimizi bir olmaya davet ediyorum. Bomba atın. Onu da buradan ifade ediyorum. Patlama sesi daha duyduk. Şu anda meclisten canlı olarak görüntüleri yansıtıyoruz. Sayın Keseş, ikinci bir patlama sesi daha duyduk biz. Evet, şu an ikinciyi biz çok hissetmedik. Sesini duyduk ama ilkinde meclisin sıvaları döküldü. Duman içinde kaldı genel kurul salonu. Şu an hiçbir önemi yok. Biz nöbetimizi tüm demokrasiye inanan partiler olarak AK Parti, MHP, CHP nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Başbakanın talimatıyla tüm kamu kurumlarının izinleri iptal edildi ve şu anda da YÖK Başkanı Profesör Bektaş Saraç konuşuyor. Uzun yıllardır sürdürmektedir. Demokrasi karşıtlığına bir başbakanı kurban ettik. Nice hükümetler devrildi. Demokrasi karşıtları en son 80'de silah zoruyla yönetimi ele geçirdi. Demokrasi karşıtı kalkışmalar Türk halkına ağır bedeller ödetti. Türk halkı demokrasi istiyor. Kendi iradesiyle yönetilmek, kendi iradesiyle seçilmiş hükümetler tarafından yönetilmek isteniyor. Bu kuvvetli millet iradesi sonraki postmodern darbeleri de boşa çıkardı. Üniversite sayımız 200'e yaklaştı. Bilimsel araştırmaya Cumhuriyet tarihinde görülmemiş oranda kaynak aktarıldı. Türkiye kendi milli teknolojisini geliştirme yolunda önemli yatırımlar yaptı. Bütün bunlar halkın iradesinin yönetimde söz sahibi olması dolayısıyla mümkün oldu. Türkiye'yi yavaşlatmak, önünü kesmek, tökezletmek, yapabiliyorlarsa parçalayıp yok etmek isteyen düşmanlar bunun için birçok yol deniyorlar. Terör bunun en önemli aracı. Ülke ekonomisini tahrip etmek, Türkiye'yi etrafındaki savaş bataklığına sürüklemek, iç çatışmalar çıkarmak Türkiye düşmanlarının silahlarından. Bunun için iç unsurları ve organizasyonları da kullanıyorlar. 15 Temmuz gecesi bu oyunun yeni bir safhasına şahit oldu bütün Türkiye. Ülkemiz insanı hak etmediği manzaralarla karşılaştı. Milletimiz kendi savaş uçaklarının ve tanklarının kendi meclisini bombaladığını, Cumhurbaşkanlığı külliyesini vurduğunu, kendisine acımasızca ateş açtığını gördü. Bu lanetlenesi bir girişimdir. Sorumluları bir an önce hukuk önünde hesap vermeli, hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılmalıdırlar. Peş peşe açıklamalar, son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huluti en yüksek rütbeliler arasındaydı. Gözaltına alınmıştı, tutuklandı. Bu arada Başbakan'ın talimatıyla kamu kurumlarında tüm izinler iptal edildi. Öncesinde sayın seyirciler, o gece, o karanlık gecede meclisin sesini her an duyurabileceğine dair çok önemli bir emek, bir çabayı ekranlara taşımıştık. AK Parti Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir.
Sayın Vekil, geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Geçecek. Tüm milletimize geçmiş olsun. Şehitlerimize de burada rahmet diliyorum. Efendim, şehit cenazesi için şu anda Düzce'desiniz. Kendi evinizdesiniz. Evet, iki gündür Düzce'deyiz. Hem gece nöbetimizi tuttuk Düzce Meydanı'nda hemşerilerimizle, hem de bugün şehit cenazemizi ebediyete yolladık. Tekrar başsağlığı dileklerimizi, geçmiş olsun dileklerimizi de yineleyelim. Efendim, şimdi o geceyi tabii sıcaklığıyla birlikte verdiğiniz mesaj, bir kadın vekil olarak biz buradayız. Buradan da asla ayrılmayacağız mesajı çok önemliydi. Özellikle bir kadın vekilden gelmesinin anlamı, kendi açımdan bakıyorum, pek çok çevremdeki pek çok izleyicilerimize dahil bunun altını çiziyor, son derece önemli. Orada bu atmosfer, bu haleti ruhiye nasıl şekillendi ilk patlama ve oradaki saldırılarda? Biraz paylaşabilir misiniz? Olay ilk anlaşılmaya başladığı andan itibaren biz kendi görevimiz olan, yani asli görevimiz olan meclisi açık tutmanın gereğine inandık ve partimizin genel grup başkan vekillerinden gelen talimatla hemen mecliste görevimizin başına geldik. Tabii arkadaşlarımızın büyük bir kısmı tatil olması sebebiyle illerindeydiler, şehirlerindeydiler. İlk etapta 25-30 milletvekili partimizden ve meclis başkanımızla birlikte oradaydık. Nerede oturalım, ne yapalım mı ilk anda konuşurken bizim yerimizin genel kurul salonu olduğu ve savaşlarda dahi, Kurtuluş Savaşı döneminde dahi çalışan parlamentonun bu gece çalıştırılması ve açılması gerektiği kanaati oluştu. Hep birlikte meclis başkanımızla birlikte genel kurul salonumuza geçtik. Daha sonra diğer partilerden ve partimizden gelen milletvekilleriyle birlikte toplam sayı yaklaşık 100 civarında oldu. Herkes evindeki kıyafetiyle, belki şehrinden yakın şehirlerdeki, yani yola çıkmak üzere olanlar çok derece ev kıyafetleriyle, tişörtleriyle, gömlekleriyle geldiler ve yaklaşık 100 milletvekili olduk bir yarım saat kadar sonra. Fakat ben meslekten geldiğim için bizim orada olmamızın aslında kamuoyuna bir mesaj vermesi gerektiğine inanıyorduk. O an canlı yayın imkanı yok çünkü planlı bir programlı bir durum değil, olağanüstü bir durum. Ve biz bunun bir şekilde kamuoyuna, vatandaşlarımıza emanetini taşıdığımız, yani seçmenlerin emanetini taşıdığımız, siyasetçiler olarak emanetini taşıdığımız vatandaşımıza orada olduğumuzu, üç partinin de orada hazır olduğunun duyulması gerektiğine inandık ve çok o anki şartlarla oluşan teknolojinin en basit ve yalın haliyle de olsa bir görüntülü bağlanma şansımız oldu. O anlamda ben kuruluşumuza da teşekkür ediyorum. Hemen irtibatı sağladık ve hemen yayına geçtik. Yayın esnasında bomba patladı. Tabii hiçbirimiz Cumhuriyet tarihinde ya da parlamentolar tarihinde hiçbir parlamentoya bu anlamda bir bombalı saldırı olmadığı için bunu tahmin etmemiştik, açık söyleyeyim. Farklı şeyler olabilirdi belki ama bunu tahmin etmemiştik. Genel kurul salonunun çok yakınına düştü ilk bomba. Çok samimi söylüyorum, açık söylüyorum. Ben evden çıkarken abdestimi aldım ve çocuklarımla helalleşip çıktım. O an asla aklımıza zerre kadar ölüm gelmedi. O salonu terk etmemek geldi. Tüm milletvekili arkadaşlarım, kadın erkek ve tüm partililer, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve orada da görüyorsunuz sesler yükseldi, ortak bir tavır gösterildi demokrasiden yana ve 7 Haziran'da, 1 Kasım'da seçmenlerinden aldığımız, ben dün kendi seçmenlerime de söyledim ve alnımızın ortasına namus diye çaktığımız bir emanettir bu. Milletvekili olmak. Sayın milletvekilimize Ayşe Keşir'le bağlantımızı bir kez daha arkadaşlarımız lütfen gerçekleştirsin. Tabii son derece duygusal anlar. Sayın milletvekili abdestimizi aldık da çıktık dedi. Çocuklarıyla vedalaştığını söyledi. O anda da gözlerin yaşardığını hep birlikte şahit olduk. Bu arada gelen son dakika gelişmesini de hemen aktarmak lazım. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi tutuklandı demiştik. Akın Öztürk dahil 27 amiral ve general tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Evet, peş peşe geliyor sıcak haberler. AK Parti Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir, bağlantımız şu anda sağlıklı hale geldi. Ayşe Hanım, çocuklarımla vedalaştım dediniz, abdestimizi aldık çıktık dediniz. Çocuklarınız, aileniz, yani o anda onları yaşarken, çünkü bir
bir telaş içindeydiniz. Bunları duyurma telaşı içindeydiniz. Hiçbir biçimde geri adım atılmayacağına dair mesajları sizden duyuyorduk. Çocuklarınız o arada sizi aradı mı? Veya o aşamada herhangi bir bağlantı kurdunuz mu? Yoksa telefonunuz aracılığıyla kurduğunuz tek bağlantı CNN Türk ekranları aracılığıyla Türkiye miydi? Öncelikle biz görevimizin bilincindeydik. Birinci önceliğimiz buydu. Ne kendi canımız, ne çocuklarımız, ne başka bir şey. Orada milletin verdiği bize emanet birinci önceliğimizdi. Ve bu emaneti sancağı yere düşürmemekti. Onun için yayında da söyledim, aynı kararlılıkta. Yani bu sadece benim kararlılığım değildi. O salonda bulunan tüm milletvekillerinin kararlılığıydı. Biz o salonu terk etmemek, o meclisi açık tutmak ve üç parti, geçmişte farklı uygulamalar oldu, siyaset farklı şekilde yorumladı darbe girişimlerini. Ama bu hakikaten 15 Temmuz, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Tüm partilerin ortak kararıyla, oradaki eylemlerde, oradaki çıkışlarda da görüyorsunuz milletvekili arkadaşlarımızın, kadın erkek, farklı yörelerden, farklı illerden gelen arkadaşlarımız, hepimiz, yani hiç aramızda bir şey konuşma şansımız olmadı. Bomba patladı ama o anda hepimiz doğal bir refleks, işimize, yaptığımız işe olan inancımızla, milletin emanetçisi olma inancımızla aynı tepkiyi verdik. Bence en anlamlısı bu. Tüm siyasi partilerin aynı anda aynı tepkiyi vermesi Türk demokrasisi ve parlamentosu için son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sayın Vekilim, sonrasında biliyoruz ki, çünkü bu saldırılar dinmedi, akıl almaz. Yani gördüğümüz zaman görüntülere inanamadığımız bir saldırı, bir cüret çünkü bu. Sonrasında sığınaklara gittiğinizi biliyoruz. Orada az aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. O bombalamalar sonrasında neler yaşandı? Saat kaça kadar mecliste kalmaya devam ettiniz ve bundan sonrası için bir de idam gündemi var. Meydanlardan o sesler yükseliyor. Şimdi orada değerlendirmenizi rica edeceğim. Parlamentonun bu mahrem bedenine uzanan el son derece, bunu söyleyecek hakikaten kelime bulamıyorum. Tüm ihtilaller, geçmişte olan ihtilallerde, savaşlarda, olağanüstü durumlarda dahi olmayan bir durum. Sis bombaları, taramalar, yaklaşık 11 tacizle karşılaştık o gece biz. Yani bunun 3 tanesi bombalamaydı. Ses bombaları, taramalar, helikopterden taramalar şeklinde yaklaşık 11 tane tacizle karşılaştım parlamento binası. Ertesi gün fotoğrafları gördünüz zaten, evet, işin vehametini. Biz ilk bombadan sonra bir müddet daha salonda kalmaya devam ettik. Çünkü oradaki görevimizin asli görevimiz olduğunu biliyorduk. Fakat yine de ayrılmamak kaydıyla tüm milletvekilleri, iktidar, muhalefet, tekrar buradan zikretmek istiyorum, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti milletvekilleri hep birlikte başka bir yere geçtik ve yaklaşık saat sabah 10'a kadar biz orada o nöbeti tutmaya devam ettik. Evet efendim. Ve son olarak bugün Sayın Başbakanımız da Bakanlar Kurulu sonrasında bu evet bir gündemdir dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı meydanlardan yükselen ses doğrultusunda hükümetimiz görüşecek, muhalefete demişti. Siz şu anda Düzce'desiniz. Şehitler, evet, toprağa veriliyor. Evet, hem nöbetimizi tutmaya hem şehidimizi, son görevimizi yapmak için buradaydık. Halkın nabzı ve bu idam gündemi sizin düşünceniz nedir efendim? Şimdi Düzce partimi çok yüksek oranda destekleyen bir şehir, %71 oranında. Onun dışında yaklaşık %30 olan muhalefet üyeleri de biz hem şehit cenazemizde hem geceki nöbetimizde gördük. Parti ayrımı gözetmeksizin 350 bin Düzce şu an tek yürek olarak atıyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu bir klişe cümle değil. Dün gece meydanı görmeliydiniz. Muhteşemdi. Düzceliler dün gece tarihi yazdı. Ve bu nöbeti tutmaya devam edecekler. Düzce o anlamda hesap sorulması konusunda son derece istekli ve kararlı. Asla tekrar cüret etmemeleri gerektiği konusunda. Bunlara tekrar fırsat vermeyecek şekilde cezalandırılması konusunda talepkar seçmenimiz. Efendim, son olarak bütün bu yaşanan bu vahim darbe girişimi sonrasında bu tamamen atlatıldı, bu bastırıldı inancınız var mıdır? Bundan sonrasına dair mesajınız ne olur? Bunu rica ederim. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu anlamda zaten gerekli, söylenecek her şeyi söylüyorlar.
O anlamda biz onların talimatlarıyla hareket ediyoruz zaten şu an. Meydanları boş bırakmayacağız. Biz biliyoruz ki gevşediğimiz zaman kaybederiz. Biz inancımızı, demokrasiye olan inancımızı, bu millete olan inancımızı bırakmayacağız. Bunu akşam seçmenlerimize de, yani Düzce'li hemşerilerimize meydanda da aynı şeyi söyledim. Aslında burada 3-5 kişi, 10 kişi, 100 kişi ya da 550 milletvekili değil, 80 milyon nüfusun Türkiye'nin tek vücut olması önemli. Aslında bu darbe girişiminde olanları da engelleyecek bu tek vücut olma ruhu. O anlamda biz bu ruha güveniyoruz. Seçmenlerimiz de akşam bu anlamda kararlılıklarını bizlerle çok kararlı bir şekilde paylaştılar. Sayın Vekilim, bu çok özel bir soru ama siz orada verdiğiniz mesajla aslında bütün aileniz ve Türkiye'li iç içe bir haleti ruhiye yaşadınız. Çocuklarınıza nasıl anlattınız o geceyi ve sizin için endişelendiler mi? Yani anne gitme dediler mi? Ben 3 kız çocuk annesiyim. Kızlarımla ilgili hep kendi ailemle ilgili anlatırken aslanın erkeği dişisi olmaz. Aslan aslandır. Benim de aslanlar gibi 3 kızım var dedim. Benim 3 tane kızım aslanlar gibi. Annelerini, eşim de sağ olsun, annelerini yalnız bırakmadılar. O anlamda ben de onlara teşekkür ediyorum. Onların bize olan inancına, ailelerimizin bize olan inancına çok şükür Allah bana aslanlar gibi 3 kız evlat verdi. Allah bağışlasın diyelim, bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Başsağlığı dileklerimizi de yineleyelim. Teşekkür ediyorum. Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum ben de. Sağ olun. Şimdi idam cezası, evet, gündemde. Düzce tek yürek. Düzce sadece herhangi bir parti, iktidar partisini destekleyen değil, tek yürek dün sokaktaydı diyor. Bu idam meselesi gündem olmaya devam ediyor. MHP'nin bakışına dair bir açıklama var. Yeniden getirilmesine destek veriyor. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay meclise yaptığı açıklamada vatan hainleri idam cezasının olmamasından darbeye cesaret ettiler dedi ve vatan hainlerinin kalemi böyle kırılmalı diyerek bakın kalemini nasıl kırdı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki vatan hainlerinin, teröristlerin ve terör elebaşılarının kalemi artık kırılmalıdır bu şekilde. Maalesef Adalet Kalkınma Partisi iktidarı, mevcut devleti yönetenler bu konuda çok geç kalmıştır. Vatan hainleri, teröristler bu idam cezasının olmayışından da cüret bulmuşlardır. Bunu gözden ırak tutmamak gerekir. Eğer hükümet idam cezasının tekrar geri getirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun tasarı teklifiyle gelirse Milliyetçi Hareket Partisi elbette aziz milletimizle oluşan bu temayülü değerlendirilecektir ve karşılıksız bırakmayacaktır. İdam cezası geri gelmesi tartışmaları Avrupa Birliği'nin de gündeminde. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bugün Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında da idam tartışmasına değindi. Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen bir ülke için elbette böyle bir şey söz konusu olamaz dedi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üyeliğine de dikkat çekti. Türkiye'de başlayan tartışmaları takip ediyoruz. Bir kere birkaç noktanın altını çizmem gerekir. Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülkenin idam cezasını yeniden getirmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Ben Avrupa Konseyi'ni temsil eden bir yetkili değilim ama şunu da vurgulamak lazım. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne üye ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de imzası bulunuyor. If this is not the institution I am entitled to speak for, but Turkey is part. Darbe girişimi Ankara-Washington hattının da tabii gündemini değiştirdi. Aslında gündem eski, gelişme çok vahim. ABD Dışişleri Bakanı Kerry Brüksel'de konuştu bu görüşme sonrasında. Fethullah Gülen'in iade süreciyle ilgili olarak resmi başvuru henüz almadık. Bize resmi bir dosyayla gelip kanıt sunulması gerekiyor. İddialarla değil dedi. They send us evidence. Bize resmi bir dosyayla gelip kanıt sunulması gerekiyor, iddialar değil. Türkiye'de darbe girişimi sonrası Washington ve Ankara arasında Gülen'in iadesi meselesi bir numaralı başlık oldu. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, Avrupa Birliği zirvesi için gittiği Brüksel'de konuştu.
iade süreciyle ilgili Washington'ın resmi başvuru ve kanıt beklentisini yineledi. With respect to Fethullah Gülen, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili resmi talep gelmedi. Dışişleri Bakanı'na da bunun için resmi bir sürecin gerektiğini dile getirdim. Bize resmi bir dosyayla gelip kanıt sunulması gerekiyor, iddialar değil. Kanıtlar sunulduktan sonra prosedür başlar. Belirli standartlar yerine geliyorsa bakılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türklerden de çağrı var Gülen'in iadesi için. O çağrı Beyaz Saray'ın internet sitesinde açılan bir dilekçeyle somutlaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk'ün girişimiyle açılan dilekçede demokratik yollarla seçilmiş olan hükümeti devirmeye çalışan Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istiyoruz ifadeleri kullanıldı. Dilekçenin Beyaz Saray gündemine resmi olarak alınabilmesi için bir ay içinde yani 16 Ağustos'a kadar 77.050 sayısına ulaşması gerekiyor. Dilekçedeki imza sayısı 2 günde 23.000'e dayanmış durumda. Ve darbe girişiminde bulunanların ilk hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ken ikinci hedefi ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dı. MİT'i baskı altında tutmak için Ankara'daki karargaha yönelik helikopter saldırısı güvenlik kameralarınca tespit edilmişti. Kısa bir bölümünü o görüntülerin ekranı getirebilmiştik. O saniye saniye o görüntülere bakalım şimdi. Güvenlikten sorumlu MİT personelinin tüfek ve tabancalarla karşılık verdiği helikopter ağır silahıyla uzun süre MİT kampüsünü bakın nasıl vurdu işte o anlar. Darbeci askerlerin kontrolündeki helikopterin MİT'e saldırısı böyle kaydedildi. 20 milimetre çapındaki dev mermiler taarruz helikopterinin topundan atılıyor. İlk ateşin ardından MİT personeli hemen silahına sarılıp karşılık veriyor. Nöbet noktalarında görevli bordo bereli MİT güvenliği ve diğer MİT çalışanları uzun süre karanlıkta helikopterle çatışıyor. Helikopter MİT kampüsünden çıkan araçları da hedef aldı. Ama asıl amacı MİT'e girmeyi planlayan darbecilerin önünü açmak, güvenliğin silahlı direnişini kırmaktı. Çünkü darbecilerin hedefinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan vardı. Bir helikopter ateş baskısı kurarken bir diğeri MİT bahçesine asker indirmeye çalışıyordu. Çatışma çok büyüktü. MİT basın danışmanı Nuh Yılmaz saldırı gecesi CNN Türkiye anlatmıştı. Şu anda MİT karargahında her şey yolunda, normal çalışma gündemine geri döndü MİT. İşte bu saldırıda helikopterler başarılı olamadı. MİT bu saldırıyı önledikten sonra darbe karşıtı operasyonlara başladı. Darbecilerin karargah olarak kullandığı eski adıyla Mürtet Akıncı üssünde o gece yaşananlar da ortaya çıkıyor. Üste görevli darbe karşıtı personelin silah zoruyla çalıştırıldığı, darp edildiği ve üst dışına kaçtığı öğrenildi. Jetlerin kalkışını önlemek için gelen vatandaşın üzerine ateş açılması emri verilmesiyle 7 kişi hayatını kaybetmişti. O anlarda cep telefonuyla görüntülendi. Burası Akıncı Üssü. Açılan ateş, savaş uçaklarının kalkmasını önlemek isteyen vatandaşa yönelik. Darbecilerin kontrolündeki uçakların kalkmasını önlemeye çalışanlara böyle ateş açıldı. 7 kişi burada hayatını kaybetti. ...15 Temmuz gecesi Ankara'yı bombalayan savaş uçaklarının kalktığı bomba ve yakıt ikmali yaptığı Akıncı Üssü darbecilerin ana karargahıydı. Bazı darbeciler bu iş için görevli oldukları şehirlerden Akıncı Üssü'ne gelmişti. Uçaklara bomba ve yakıt yüklemede görevli personele ise Türkiye'nin geleceği için önemli bir harekat var denildi. Ancak işin rengini anlayan ve karşı çıkan pilotlar oldu. Bazıları darp edildi, bazıları üstten kaçarak kurtuldu. Darbe girişimine katılan Kurt Çağrı kodlu 141. filonun başında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş vardı. Öncel Çağrı Kod adlı 143. filodaysa Öztürk'ün özel kalem müdürlüğünü de yapmış olan bir kurmay subay bulunuyordu. Birbiri ardına kalkan F-16'lar radarda görüldü. Radar mevzi komutanlığı uçaklara telsizle ulaşmaya çalıştı ama pilotlar yanıt vermedi. Bunun üzerine devreye Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı girdi.
Yapılan telsiz çağrılarıyla uçuşların yasa dışı olduğu ve hemen üstlerine dönmeleri emredildi. Bunun üzerine pilotlardan biri "Biz emri filo komutanlığından alırız" karşılığını verdi ve telsiz kanalını kapattı. İlerleyen saatlerde uçaklara ikmal yapan personel bomba ve yakıt yüklemeyi reddetti. Silah tehdidine karşın uçakların havalanmasına engel olmaya çalıştılar. Üstten yakıt alamayan savaş uçakları ise İncirlik'ten gelen iki tanker uçaktan yakıt almaya başladı. Havada darbeci pilotlara yakıt ikmali yapan tankerler emir üzerine Ankara'ya gelen jetlerce engellendi. Her ikisi de jetlerin "vururuz" ikazı üzerine indi. Üs önündeki vatandaşın da yoğun protestosu ve üzerlerine ateş açılmasına karşın olay yerinden ayrılmaması üssün ele geçirilmesinde etkili oldu. Rehin tutulan Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanların üsten kurtarılmasının ardından darbecilere ait uçakların inememesi için Eskişehir'den kalkan F-4 uçakları Akıncı üssünün pist başlarını vurdu. Orada konuşlu bazı helikopterler de imha edildi. Darbe girişimine katılan pilotlarsa Ankara dışındaki bazı üslere indi. Evet, önemli bir gelişmeyi de aktarmıştık. Bir kez daha altını çizelim. Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan en yüksek rütbeli isimlerden. Malatya'da gözaltına alınan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hududi, Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun'la 7. Anajit Üst Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da aralarında bulunduğu 8 asker önceki gün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işleri tamamlanan askerler yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. Gece boyunca savcı tarafından sorgulanan askerlerden 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi, Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun'la 7. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık tutuklandılar. Askerler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarıldığı sırada binanın önünde toplanan bir grup vatandaş slogan atarak darbe girişimini protesto etti. Adem Hududi, Cizre ve Sur'da kış aylarında sürdürülen operasyonları komuta etmişti. Darbe girişiminin arkasındaki bir numara. Yaş üyesi, Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk. Ona işaret ediliyordu. Akın Öztürk dahil 27 amiral ve general de tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tekrarlayalım. Arkadaşlarımız lütfen altyazıyla versinler. Akın Öztürk dahil 27 amiral ve general de tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Darbe girişimine yürütülen soruşturma kapsamında Tümgeneral Mehmet Dişi de gözaltında. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına tutulan Mehmet Dişi'nin Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbe girişimini koordine eden komutanlardan biri olduğu ifade ediliyor. Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı olan Tümgeneral Mehmet Dişi'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı ve özel kalemiyle odasına ilk giren darbecilerden biri olduğu belirtiliyor. Bunlardan 8'i de malum Yunanistan'a gitmişti. Darbe girişiminin arkasındaki o isimlerden gece helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker yargı önüne çıkartıldı. Avukatların savunma için ek süre talep etmesi üzerine dava 21 Temmuz Perşembe günü saat 12'ye ertelendi. Darbe girişimi gecesi helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker Dede Ağaç'ta mahkemeye çıkarıldı. Avukatlar savunmaların hazırlanması için 3 gün süre istedi, mahkeme talebi kabul etti. Dava 21 Temmuz Perşembe günü saat 12'ye ertelendi. Askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin dün ifadeleri alınmış, askerler darbe olduğunu bilmiyorduk demişlerdi. Dede Ağaç suçüstü mahkemesinde görülen davada askerler Yunanistan'a izinsiz giriş yapmak ve yasa dışı uçuş yapmak suçlamalarıyla yargılanıyor. Yunanistan'a sığınma talebinde bulundukları bilinen askerlerin avukatı Vasiliki Marineki de konuştu. Müvekkillerinin kendisine Yunan makamlarına Güney Amerika'ya gönderilebilmemiz için nasıl talepte bulunabiliriz dediklerini açıkladı. Avukat da ben de kendilerine bunun mümkün olmadığını anlattım diye konuştu.
Askerlerin sığınma taleplerini inceleyen heyet askerlerle mülakat yapacak. Sığınma taleplerine ilk cevap bir hafta içinde verilecek. Temiz durumunda süre bir hafta daha uzayacak. Avukat Marinaki, müvekkillerinin pazar günü aileleriyle telefonda görüştüklerini de söyledi. İncelik üstünde arama haberi var. Arkadaşlarım detayları iletirse hemen aktaracağım. Altyazıyla zaten ekranlarınıza geliyor sayın seyirciler. Evet, İncelik üstünde savcı eşliğinde arama gerçekleştiriliyor. Malum tanker uçakların, o F-16'lar, o terörize eden o gece F-16'ların havada uzun süre kalması için tanker uçakların İncelik'ten kalktığı söyleniyordu. Savcı ve polisler İncelik üstünde şu dakikalarda arama yapıyorlar. Bunun da altını çizelim. Şimdi Amerikan New York Times gazetesinin bir iddiası vardı. Darbe girişimi nedeniyle tutuklanan İncelik üssünün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercanvan'ın Amerika'dan sığınma talebinde bulunduğu, ancak bunun reddedildiğini öne sürüyor Amerikan New York Times gazetesi. New York Times'ın haberine göre İncelik üssünün Türk komutanı Tuğgeneral Van, darbe girişiminin başarısız olmasıyla birlikte ABD'den sığınma talebinde bulundu. Amerikalı yetkililerin bu talebe olumsuz karşılık vermesiyle ABD'ye gitme umudunu kaybeden Tuğgeneral Van gözaltına alındı. Bekir Ercan Van emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme darbe girişimcilerinin emriyle Ankara ve İstanbul'daki F-16'ların uzun süre havada kalabilmesi için tanker uçakların havalandığı İncelik 10. Tanker Üst Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın tutuklanmasını kararlaştırdı. Saat başında bu sıcak gündeme dair tüm ayrıntıları Evşin Mengü sizlere aktarmaya devam edecek. Yarın görüşmek üzere.